İyi akşamlar. Yeni bir sezondan hepinize merhabalar diyerek programımıza başlıyoruz. Tabii 2019-2020 futbol sezonu geçtiğimiz birkaç gün içerisinde başladı ve bugün akşam oynanan Fenerbahçe-Gaziantep karşılaşmasıyla ilk hafta tamamlanmış olacak. Tabii Sivas Spor cephemizden biz baktığımızda iyi bir başlangıçla bayramın sonunda güzel bir bayram hediyesiyle taraftarlarını karşılayan bir Sivas Spor'umuz vardı ki bu da tabii bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bugün transferleri konuşacağız. Tabii ilk program olması hasebiyle ilk hafta maçını değerlendireceğiz. Ardından ikinci haftanın programını konuşacağız. Ve Sivas Belediyespor'unda tabii kamp programıyla ilgili kısa bir videomuz olacak. Onları da sizlere izleteceğiz. Onlar da hazırlıklar devam ediyor. Onu da belirtmiş olalım. Tabii Sivas Spor'da Rıza Çalınbay dönemiyle birlikte, yeni bir Rıza Çalınbay dönemiyle birlikte gözler transferlere çevrilmişti. Bu transferlerde tabii ki kimler gelecek, kimler gidecek? Yıldız futbolcular, sanal ortamdan yine tabii kasıp kavuranlar, başta bunu söylemekte fayda var. Bu tür söylemler halen devam ediyor. Yani Sivasspor Beşiktaş'ı 3-0 gibi net bir skorla yeniyor. Gündem halen değiştirilmeye çalışılıyor. Lütfen bunları doyasıya yaşayalım. Sivasspor yönetimi boş durmuyor. Transfer çalışmaları devam ediyor. Bütçelerin el verdiği ölçüde en iyi transferler yapmaya çalışılıyor. Bunu da hep birlikte görüyoruz. Tribünleri doldurmadan transfer dememiz de biraz yanlış tabii. Bunu programın başında hemen söylemekte bir zarar görmüyorum. Biz tribünleri doldurup coşkulu biçimde yolumuza devam edelim. Tabii Sivasspor yönetimi de üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Ama ilk hafta tabii Rıza Çalınbay'ın futbol takımımıza kamplarda elinin temas ettiğini fark ettik. Neden diyeceksiniz? Mücadeleci, koşan, istekli, arzulu bir Sivasspor izledik. Belli bir kesimde veya belli oyuncular noktasında değil, tüm takım olarak bunu bizlere izlettirmiş oldular. Tabii geçtiğimiz sezon Hakan Hoca'dan sonra sıkıntılı bir süreç. Göztepe deplasmanında 3-3'lük beraberlik. Ardından Galatasaray galibiyetiyle ligi tamamlamıştık ama sıkıntılı bir süreçten geçmiştik işin doğrusu hep birlikte. Ama tabii düşmeyle ilgili herhangi bir korkumuz olmadığını hep söylemiştik. Ama puan durumunun sıkıntılı olmasından dolayı da bir hayli sıkıntı yaşamıştık. Tabii 10-12 civarında futbolcu Sivasspor'dan ayrıldı geçtiğimiz sezon. Bunlarla tabii geriye dönüş sadece Paul Paff'ta yaşandı. Diğer oyuncularla dönüş olmadı. Endingan'ın da ismi geçmişti böyle dönebilir diye. Ama bugün 2 tane kaleci, işte 8 tane de oyuncu Paff'ın haricinde takıma kazandırıldı. 10 tane futbolcu kazandırıldı. Bir futbolcu da an meselesi kazandırmıyor. Ardından tabii futbolcu transferi olur mu? Sürpriz isimler olabilir. Bunların hepsini konuşacağız. Ama onun öncesinde Kemal abi hemen bir pas atmak istiyorum. Yeni sezon tabii SRT ekranlarındayız yine her zaman olduğu gibi. Bu arada SRT ekranlarında da bu benim spor günlüğü programıyla birlikte 20. yılı geride bırakıp 21. yıla da başlangıç noktam, onu da belirtmiş olalım öncelikle. SRT'de olmaktan, spor günlüğünde olmaktan da mutlu olduğumu, sizlerle birlikte olmaktan da ayrıca büyük bir mutluluk ve haz yaşadığımı da belirtmek istiyorum. Bu duygularımı da paylaşmak güzel tabii ki. Hemen Kemal abiye dönmek istiyorum. Evet, öncelikle sizin bahsettiğiniz güzel duygular çok önemli. Bu duygularla birlikte baktığınız zaman yeni bir sezon, yeni bir heyecan, yeni bir şevk var. Sivas, özellikle hem Sivasspor açısından hem de Türkspor açısından yeni sezonun fair play ölçüler içerisinde geçmesi en büyük arzumuz. Kesinlikle kazasız belasız tüm takımlar açısından sıkıntısız bir sezon geçirmesi en büyük dileğimiz. Şimdi aslına bakarsanız biraz önce de siz bahsettiniz. Sanal Alem kahramanlığı, klavye kahramanlığı hala gündemde ve yeni sezonun ilk maç müsabakasını çok güçlü bir takıma karşı kazanmış olmanıza rağmen herkes bir şeyler yazmaya bakıyor. Şimdi Türk sporunun yaşadığı sıkıntılı süreci kimse gözden görmemek istiyor. Baktığınız zaman, özellikle kulüpler bazında baktığınız zaman çok büyük kulüpler diye nitelendirdiğimiz kulüpler Bankalar Birliği'ne müracaat ederek borçlarını yapılandırmaya çalışıyorlar. Ve o işte biraz UEFA kıskacından kurtulmak için her türlü yol deniyor. Bizim dönüp baktığımız zaman kendi takımımızda hiç borcu olmayan kulüpler arasındayız. UEFA nezdinde 5 kulüpten bir tanesiyiz. Şimdi en büyük kazancımız da şu. Türk sporun en büyük hastalıklarından birisiydi bugüne kadar. Lig başlamadan önce futbolcu transferi yapılıp ardından teknik direktör transferi yapılıyor idi. Evet. Ama Sivasspor bunu bu sene bertaraf etti. Ne yaptı?
öncelikli olarak teknik direktörün transferini gerçekleştirdi. Rıza Çalınbay, herkes tarafından tanınan Atom Karınca tabi lakaplı ve Türk Spor'un yetiştirmiş olduğu ender teknik direktörlerden bir tanesi. Geçmiş yıllarda da Sivas Spor'da görev yapmıştı. Diğer kulüplere de baktığınız zaman başarı grafiği giderek artan çok önemli hocalardan bir tanesi. Türk Spor'un yetiştirdiği özellikle Türk hocaların olması çok önemli. Ve Sivas Spor Başkanı Sayın Mecnun Otakmaz'a yönetim kurulu bir şey daha yaptı. Dedi ki, arkadaş biz yönetim olarak, teknik heyet olarak veya transfer komitesi adıltında bir ekip olarak biz bu ekipte yokuz. Böyle bir şeyin de içerisine girmeyeceğiz. Bu konuda hocamız tek yetkilidir. Transferleri sadece teknik direktör Rıza Çalınbay yapacaktır. Evet. Şimdi baktığınız zaman Rıza Çalınbay bu transferleri yaptığı zaman, sıkıntı olduğu zaman hedefteki insan kim olacak? Rıza Hoca olacak. Elbette ki. Rıza Hoca da bu işi gösterdi. İpi gösterdi, dedi ki tamam siz bana bu yetkiyi verdiniz. Bir bütçe belirlendi. Bu bütçenin belirlenen bütçenin içerisinde de futbolcular alınmaya başlandı. Şimdi bizdeki hastalıklar şu. Biz futbolcu alırken isim üzerinde durmaya çalışıyoruz. Özellikle çok önemli bir isim. Yurt dışından gelsin de yaşı ne olursa olsun hiç önemli değil ama ismi olsun. Aslında bu olay futbol açısından çok yanlış bir olay. İsim yapan futbolcuların gelip de bu kulüplerde çok başarı olmalara ender rastlanır. Nedir bunlar? İşte bir Robinho. Nedir bir Sisinho? Baktığınız zaman Douglas. Bunlar farklı boyutta kumaşı belli olan futbolcular. Hem La Liga'da hem de Bundesliga'da mücadele edip yıllarca kupa kaldıran futbolcular bunlar. Ama diğer taraftan da yaşı 35, 36 olan, 34 olan futbolcuları getirip de burada sadece isim hakkı için ben şu ismi getirdim, bu kulüpte bu ismi getirmiş diye reklamına girmek yanlışlığı içerisinde olmadık bu sene. Ve teknik direktör Rıza Çalınbay'ın 2 sezondur takip ettiği futbolcular alındı, getirildi şu anda. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi siz bir dediniz ama ben 2 tane futbolcunun alacağını düşünüyorum. Çünkü kadroya 2 tane futbolcu dahil edilecek diye bekliyorum. Ve ilk önce Bolu kampı, ardından Hollanda kampı, futbolcu yetersizliği ve hazırlık müsabakalarında alınan sonuçlar. Sonrasında bir Cumhuriyet Kupası Fenerbahçe. Fenerbahçe karşısında oynanan oynayını gördüğünüz zaman Rıza Çalınbay ve talebelerinin yeni sezon için çok ümitli olduğunu ve başarı sinyalleri verdiği ortaya çıkmıştı. Ve sonuçta da lige başlarken çok önemli bir takımla, yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte şampiyonluk parolasıyla yola çıkan bir Beşiktaş'ı konuk ediyorsunuz. Çok güçlü bir ekip. Yani sizin kadronuzdaki tüm futbolcuların totaline bakın, değerlendirmesini yapın. Belki 3 futbolcusunun almış olduğu ücret bizim 26 futbolcunun ücretine tekabül edecektir. Ama sonuçta isimlerin sahada takım oyununda başarılı olmadığının ve isimsiz kahramanların daha çok başarılı olduğunun en büyük göstergesiydi Beşiktaş karşılaşması. Ve çok farklı bir galibiyet de olabilirdi. Ama 3-0'lık bir galibiyet de çok önemli bir galibiyet. Ve bu galibiyetin altında yatan bir gerçekte alınan, transfer edilen futbolcuların nokta atışı yapıldığı ve bu formaya layık olarak ilk 11'de oynayacak futbolcular orada olduğu ortaya çıktı. Ve her şeyden önemlisi de geçen sezonlarda forma şansı verilip ama çok üst düzeyde oyun oynatılamayan ve bu Sivasspor'un kadrosunda yer alan genç Türk futbolcularında, yerli futbolcularında başarısını ortaya çıkartan bir Rıza Hoca gördük. İşte bunlardan bir tanesi özellikle sakatlıktan, çok önemli bir sakatlıktan kurtulan Mert Hakan ve evet. Baktığınız zaman Erdoğan, bugün baktığınız zaman çok başarılı futbolcular sergiledi. Sonuçta yeni sezon, önce Kurban Bayramı ve bayram arefesinde yaşatılan bir bayram, kupa, ardından Kurban Bayramı ve ardından da yeni sezonun ilk müsabakasında Beşiktaş gibi güçlü bir takımı yenerek zirve yarışında ben de varım diyen ve ilk müsabaka olmasına rağmen şu anda zirvede birinci sıradayız herhalde. Fenerbahçe müsabakasının ne olacağı bellidir. Malatya ile birlikte zirvede 1 ve 2'yi ikinci sıradayız. Ben inanıyorum ki önümüzdeki haftalar içerisinde de Sivasspor daha başarılı olacaktır. Ama bu başarının altında yatan bir gerçek varsa evet. Önce yönetimin hocaya güvenmesi, hocanın futbolculara güvenmesi ve her şeyden önemlisi de Sivas'ın tek bir vücut olarak sahada mücadele etmesi. Şimdi özellikle Beşiktaş karşılaşmasında baktığınız zaman 4 Eylül Stadyumu'nda
belki çok açıksa da 1000 veya 2000 kişilik bir tribün boşluğu var idi ama nereden bakarsan bir 23 bin 24 bin taraftarın bu müsabakayı izlediğini gördük. Gönüllü arzu ediyor ki bu taraftar sayısı her geçen gün artsın ve 4 Eylül Stadyumu hınca hınçta olsun. Çünkü 12. adam olarak tabir ettiğimiz taraftarların başarıya ortak olması gerekiyor. Eğer taraftar yoksunu olan bir takım ne kadar başarılı olabilir onu tartışmak gerekiyor. Biz artık geçmişi geçmişte bırakıp şu an itibariyle Sivasspor'un etrafında buluşarak yeni sezona merhaba diyen ve galibiyetle sonuçlandıran Sivasspor'un başarılı olması için neler gerekiyorsa onu yapmalıyız. Ve bunun en güzel yolu da ekranlardan değil de stadyumda müsabaka izlemektir. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Özellikle 6 tane kadroda yeni futbolcumuz vardı. Dikkatinizi çekmiştir. Evet. Bu 6 futbolcunun yeni kadroda yer alması çok risklidir ben teknik açıdan baktığınız evet. zaman. Rıza Hoca bu 6 yeni futbolcuyla birlikte sahaya çıktı ve 6 futbolcunun da çok başarılı olduğu ortaya çıktı. Bu başarılı, yani şimdi Samas'la kaleci ki geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çünkü çok büyük bir darbe ile birlikte hastaneye kaldırıldı ve 24 saatlik müşahedenin ardından tesislere geldi. Şu anda durumu iyi. Bir açıklama da yaptılar zaten. Herhangi bir sıkıntısı yok ama ilk darbeyle birlikte o darbe anını hatırlamadığını açıklamış. Evet. O da normal olarak görüldü ama şu andaki durumu çok iyi. Kalede Samas'ta, Teksara, Abidan Goye, Caner Osman Paşa. Baktığınız zaman kadroda İran. İzak Kofi. Yani Yatabare. Yatabare. Şimdi Erdoğan'la Mert Hakan da geçen yıl kadronun ideal oyuncuları değillerdi. İşte yani onu anlatmak istiyorum. Ziya, Hakan Arslan ve Emre üçlüsü var. Yani onun haricindeki 3 oyuncunun haricindeki şimdi Mert Hakan çok önemli bir sakatlıktan çıktı. Hepsi yeni diyebiliriz, evet. Ve hatta çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yani sezon öncesinde de Menemenspor'a tekrar verileceği, verilmeyeceği konusu kiralık, gündeme evet, gelmiş. Kiralık olarak gündeme. Ama bugün baktığınız zaman Sivasspor'un en büyük silahlarından bir tanesi. Şimdi Emre, o da bir evet. ameliyat geçirdi. Ve Emre'nin birlikte Erdoğan. Bugün Erdoğan'ın baktığınız zaman geçmiş sezonlardaki performansıyla şu andaki sezon performansını değerlendirdiğiniz zaman %100'lük bir değişiklik var. Bu da nedir? Özgüvendir. Şu anda Sivasspor'u Rıza Çalınbay'la birlikte bir özgüven geldi. Bu özgüvenle birlikte de sahaya çıkan bir ekibimiz var. Ve bu ekipte ferdi oyun yerine takım oyununu evet. kullanıyor ve bu takım oyunuyla birlikte de hangi takım gelirse gelsin 4 Eylül Stadyumu'ndan mümkün değil çıkması. Evet, böylesine güzel bir hafta. Tabii yazın tam ortasındayız. Gurbetçilerimizin sadece Avrupa'dan değil, İstanbul'dan, Ankara'dan, Antalya'dan, İzmir'den birçok ülkemizin farklı kentlerinden gelen gurbetçilerimiz de bu müsabakada tribündeki yerlerini aldılar, coşkuyla izlediler. Tabii maç öncesine geçeceğiz ama onun öncesinde bir sıkıntılı durum vardı. Neydi bu sıkıntılı durum? Pasolik. Pasolik'le ilgili maalesef 5-6 yıl oldu herhalde. Sıkıntılar dinmek bilmiyor. Yine bu sezonda böyle sıkıntılar yaşandı. İnsanlar bu anlamda hep şikayetçiler. Tabii bu müsabakanın, Beşiktaş müsabakasının 20-25 bin civarında seyirciye oynanacağını kesinlikle düşünüyorum. Pasolik olmamış olsa. İnsanlar köylerden, kentlerden, ilçelerden bizleri arayıp soranlar, biletle girme şansımız yok mu diyen birçok taraftar maalesef giremedi. Pasolik'te edinemiyor tüm insanlar. Bu maç günü de Pasolik çıkmadığı için böyle bir sıkıntı var. Maalesef Pasolik'le ilgili sıkıntılar devam ediyor. Merkezde Pasolik'in gişesinin olmaması da büyük bir handikap. Çok illerin hepsinde var. Malatya'da bile var. Hemen komşu kentimiz Pasolik'in satış büfesi. Burada Sivas'ta neden yok? Pasolik yani çarşıdan yer kiralayacak kadar bir kira bedeli ödeyecek kadar gücü de mi yok? Yani insanlar bunu hep eleştiriyor. Nakit para kredi kartı mevzusundan dolayı şikayetler had safhada. Yardım masası diye oluşturan masa diyor cevap veremiyor diyor. Bunların hepsini vatandaşlar bize söylediği için bu tepkileri biz alıyoruz yani. İnsanlar geliyor bizi eleştiriyor. Bizim yapacağımız hiçbir şey yok Pasolik'e. Onu söyleyeyim ama biz buradan söylüyoruz bunu. Hemen ben bir evet, ekleme evet, Kemal abi. Çünkü yayın öncesinde bir telefon geldi. Bu telefondaki serzenişlerle birlikte. Şimdi Pasolik'te gurbetçi akını var. Tamam, bir izdiham evet. yaşanıyor. Bu bir gerçek. Ama Pasolik'in 4 tane gişesi var. Evet. Biraz önce söylediğiniz gibi de yardım gişesi var. Evet. Şimdi Pasolik'te vatandaş veya taraftar sıra beklemekten veya o aşırı sıcağın altında beklemekten imtina evet. etmiyor. Evet. Ona şey yap serzenişte bulunmuyor. Sonuç olarak gittiğiniz zaman orada muhatap olduğu ekipteki arkada o görevli arkadaşın
iletişiminden şikayetçi, konuşmasından şikayetçi. Herkes şikayetçi. Yani şu anda baktığınız zaman adam soru soruyor, sorunun karşılığında aldığı cevap emri vaki. Veya şöyle diyor, kardeşim istersen gel istersen yapma. Şimdi çok güzel. Oradan kızıp giden çok taraftar evet, var. Şimdi evet. Dün itibariyle 400 kişi kuyruktan çıkmış. Bakın evet. 400 kişi. Biz Sivasspor'un Paso Ligi'nin artması için, taraftarın artması için çok büyük çaba sarf ederken 400 kişi küçük bir rakam değil. Ben bu konuyla ilgili Paso Ligi yetkililerine de söyledim. Dedim ki bakın sizin gişeleriniz yetersiz. Onu bir tarafa bırakın. Çok enteresan bir şey daha var. Paso Ligi alıyor vatandaş, taraftar alıyor. Gidiyor gişeye. Tanımsız bilet çıkıyor. Evet. Tekrar gidiyor diyor ki ya sen bu tanımsız diye yazıyor. Bu nasıl diyor. Ben ödemesini yaptım, yüklemesini de yaptım diyor. Sana bir yedek şey vereceğim diyor. Bilet şey diye yükleme yapacağım diyor. Gidiyor iki çift geçiş diye geliyor bu seferde. Sonuç şimdi hem taraftar istiyoruz hem taraftarın tepkisiyle karşılaşıyoruz. Şimdi bunu açık ve net olarak söyleyelim buradan. Arkadaşlar bu konuyla ilgili Sivasspor'un yönetiminin uzaktan yakından ilgisi yok. Bu ama, bir gerçek. Ama Sivasspor yönetimine müdahale etmesi Sivas lazım. Sivasspor'un yönetiminin de bu saat itibarıyla Paso Ligi'ye müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü taraftar şimdi, giremiyor. Bakın. Sanki dersin çok enteresan bir şey var. Bunda da çok enteresan. Sabah 9.30'da açılıp 5'te kapatılıyor. Devlet evet. Memuru zihniyeti yani bir devlet dairesi gibi çalışılıyor. Evet, dairesi şimdi, ondan fazla çalışıyor. Şimdi burada şu var. Yani banka bir yerde banka. Banka yoluyla taraftar çağrılmaya çalışılıyor ve banka kartları veriliyor. Doğru mu? Evet, doğru. Bir banka düşünün ki mudisini artırabilmek için, şeyini artırabilmek için çok büyük çaba sarf edip bu konuyla ilgili olarak halkla ilişkiler veya başka bir ekip kurarak insanların şeyine kadar gidiyor, ayağına kadar gidiyor. Ama burada siz gidiyorsunuz, sabahın erken saatlerinde stadyumun orada bekliyorsunuz, beyefendi gelecek, pasolik gişesini açacak. Ve şeyi açtığı zaman da ruh hali o anda belli, niyeti de belli değil. İnsanlara tepkiyle bağıracak, konuşacak ve bu tepkinin karşısında da taraftar tepkisiyle birlikte kavgalar çıkacak. Bununla ilgili olarak yetkililerin bir an önce tedbir alması gerekiyor. Veya her şeyden önemlisi de Paso Ligi'nin bir kişisinin spor özellikle kongre binasının yanında biliyorsunuz Sivasspor şey var, forma satış yeri var. Evet. Veya daha farklı bir yerde olabilir. Farklı bir yerde olabilir. Artık vatandaş oraya gitmekten imtina ediyor. Oradaki insanların konuşmalarından imtina ediyor. Gerçekten de çok kötü konuşmak. Bir de şu var Kemal abi. Şimdi normal insanlarımız her türlü güzelliğe layık. Şimdi geçen bir arkadaşla birlikte gittik. Yani ben televizyoncu kimliğimi hiç koymadım. Yani kenardan seyrediyorum. Ya insanlar yani biz bile müdahaleye söz konusu olduk. Neden? Ya orada net açıklayıcı bilgi yok. Yani orada işte vize işlemi nakit yapılır, kredi kartı yapılır diye yazı bile yok. Vatandaş gelmiş cebinde parası yok. Sıraya girmiş güneşte. Beklemiş vize yaptıracak. Kredi kartını uzatmış. Nakit istiyor diyor. Ya böyle burada insanlarla resmen alay ediliyor. Yani insanlar o kadar yol otobüse biniyor gidiyor. Belli mesafe yürüyor. Ondan sonra da nakit geçmiyor diyor. Geri dönüyor. Ya kardeşim bunlar lütfen insanlara eziyet etmeyin. Oranın üstüne bir güneşlik yaptırın kardeşim. Yağmurda, yağışta. Yani böyle olursa taraftar tabii ki gelmez yani. Kızan taraftarlara da ben hak veriyorum yani. Kemal abi buraya yani üstüne bir basit bir güneşlik ve yağmurdan, kardan korunması gereken bir sistem konması lazım. Bu insanlarımız yani o kadar mı düşüncesiz? Ben merkezde bir şekilde bir gişesi olması lazım. Pasolik buradan para kazanıyorsa maalesef kira verip orada, orada kimse yani. Babasının hayrına çalışmıyor. Evet, çalışmıyor. Maaşını alıyor mu kardeşim? Evet, İnsanlara hakaret etmek için de kimse. Bak maaşını alıyor musun? Evet. Sen oraya hizmet etmek zorundasın. Evet. Gelen insana hakaret etmek değildir. Bir güler yüz ya ne olur ya. Karşına bir bayan geliyor ki geçen işte karşılaştığım bir şey. Bayanın hitap şekline bakıyorsun. Gurbetçi. Gelen insan evet. Gurbetçi. Yani oradaki yaşantısıyla buradaki yaşantı arasındaki şeyi biliyorsunuz. Yani bunun Almanca'dan veya yurt dışından geldiğini biliyorsun. Hitap şeklini. O insan öyle konuşuyor da sen öyle konuşuyor. Veya seni anlayamayabiliyor yani sistemden dolayı. Ya şimdi biraz önce söylediniz mi? Yazı yok. Bilgi yok. Evet, evet. Kuyruğa girmiş 2 saat beklemiş kızcağız orada. Sen öbür tarafa geçeceksin. Yardım masasına geçeceksin. Peki yardım masasına gidiyor. Yardım masasına gidiyor. Benimle ilgili yok tekrar oraya gideceksin. Şimdi bu kızcağız dönüyor tekrar aynı kuyruğa giriyor. Böyle bir mantık yok. Bu nedenle de ben Sivasspor yönetiminin artık Paso Ligi nezdinde ki buradaki ekip sayısını artırmasından yanayım ve ekibi de değiştirmesinden yanayım. Açık ve net olarak söylüyorum. Çünkü evet. Üslup çok farklı. Evet. Yani herkes isyan ediyor buradan. Evet. Ve bir ikincisi oradaki gişelerin girişleri. Ya insan orada rahatsız oluyor. Yani bir sanki dersin bir eski cezaevi modu var ya hatırlayın önünün şeyiyle. Evet.
böyle demir parmaklıkların arasında sıkışıp da bakarsın ya. Bu moddan kurtulmamız lazım. Hangi çağda yani yaşıyoruz? Pasolik'le ya? İlgili arkadaşlar, izleyiciler, şikayet olanlar sanal ortamdan Pasolik'in mail adreslerinden devamlı yazın arkadaşlar. Yani biz söylüyoruz ama yazmadan bu iş olmuyor. Yani CİMER'e her yere yazın kardeşim. Yani orada sıkıntı var. 5 yılda bunu düzeltmiyor. Ya şöyle Pasolik. Bayramın 4. yani günü. Buna bir çözüm bulması lazım. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bayramın 4. günü bir memur çalışıyor. Gitmişler. Dua edin ki demiş, ben burada gelip de çalışıyorum. Neyine dua edeceğim ben? Ya sen orada yani bir hizmet satıyorsun. Ya böyle bir parasıyla... mantık var mı Allah'ını seversen? Sen bir bankanın temsilcisisin orada, doğru mu? Evet. Yani oradakiler herhalde ücretsiz mi çalışıyor Kemal abi? Ben inanıyorum, çok iyi de ücret alınıyor. Şimdi şu var. Şu anda baktığınız zaman 68-70 bin arasında Sivasspor'un Pasolik'i oldu. Evet. Bu sayı giderek artıyor. Evet. Buna rağmen 60. Evet. Bu kadar zorlamaya. Bakın Pasolik'in artışıyla birlikte hem Sivasspor kazanıyor hem de banka kazanıyor. Şimdi hiçbir banka kar dururken zarar etmeyi düşünebilir mi? Düşünemez. İşte burada düşünülüyor. Bu zihniyette düşünülüyor. Ya bir de umurlarında değil. Yani bir de kulüpler de bence ya, buradan para geliri olduğu için kulüpler de buna tepki koymuyor. Diğer illerde de benzer sıkıntılar duyuyoruz. Ama Sivas'ta gerçekten sıkıntı. Sivaslılara değer verilmediğini Pasolik gösteriyor. Bu bir gerçek. Şehir merkezinde kesinlikle Pasolik'e yer istiyoruz arkadaşlar. Yani bu küçük de olsa merkezde en azından parası olmasa bile birinden alır gider gelir, kolay ulaşım. Bir de şey ya, yani peşin para bu yoksa ne demek kredi kartı, evet, geçerli değil öyle. Ya? Nasıl kredi, iş ya? Böyle bir şey var mı ya? Kredi kartı, o zaman bu banka niye kredi kartı veriyor? Kredi sen kartını, vermiş olduğun kredi kartı bir yerde de. Kombineye kredi kartı alıyor ama vize işlemlerinde falan kredi kartı almıyor. Nakit olacak diyor. Ya zaten o zaman olay şu, şimdi zaten internet üzerinden genç nesil bunu gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Onlar gidip muhatap olmuyor işin doğrusu. Ama bunu çözemeyen taraftarlarımız var. Mecburen gişeden işini halletmesi gerekiyor. Zaten bu vatandaş işini zaten internet üzerinden çözse zaten gelip size muhatap olmaz yani. Size ağız eğmez. Bunlar yardıma ihtiyacı olan insanlar. Yani insanlar oraya kadar geliyor. Arabası olan olmayan. Orada şöyle bir saat durun, hep dram var yani orada. Ya insanlar maça girmek için eziyet çekiyor. Onun vallahi, için Pasolik'in böyle bir hakkı yok arkadaşım. Yani ben, ürünü satıyorsa saatinde açacak, oraya açılımını yazacak. İnsanlara güneşliğini, yağmurluğunu, karlığını üstüne koyacak. İnsanlar orada sıra beklerken ıslanmayacak ve güneşlerinde yanmayacak kardeşim. Ben forma satışına gittim, sorduğumda günlük 40'la 30'da 40 bin arası günlük gelir. Bakın 30, evet, ve 30 forma çeşitlerinden de az olduğunu az oluyor. Yani yeni formalar yok. Geçen sezon hiç forma. Ve çocuk şimdi, formaların da az olduğunu bildiler. 30 bin 40 bin formanın, liralık formanın satıldığı Sivas'ta Pasolik'e müracaat edenlerin sayısını düşünün. Bakın evet, açık ve net olarak söylüyorum. Dün şey Beşiktaş müsabakasının öncesinde 400 kişi kuyruktan çıkıyor. 400 kişi. 4 kişi evet, değil, 40 kişi değil ya. 400 kişinin Sivasspor'a getirisini düşünün. Bir lira olsa 400 lira para eder. Evet. Şimdi yani bu hangi vicdana dayanılarak böyle hareket ediliyor ki? Gişe yetersiz. O dediğiniz yardım masası. Yardım masasındaki insana da bir bakın. Kendinin yardıma ihtiyacı var. Niye yardıma ihtiyacı var? Çünkü bilgi açısından donanımlı değil. Yani şimdi oraya bilgiyle ilgili uyarıcı şeyler söylenebilir. Vatandaş oraya geldiği zaman kardeşim senin yerin burası değil, şu birinci kulübeye gideceksin. İkinciye kişiye gideceksin. Üçüncü kişiye. Doğru mu? Evet. Bu insan bekliyor ya. Bir orada bekliyor. Çevre illerde merkezde var. Mesela her yerde var. Her yerde Sivas'ta var. Sivas'ta 59.684 son hali. 60 bine çok az kalmış Kemal abi. Yani bir 200-300 kişi kalmış. Kayseri'de bu rakama 70 bin. Malatya'da 70 bin civarında. Bak ben iddia ediyorum. Şu an bizi Pasolik yetkililer zaten yarın itibariyle Pasolik Genel Müdürlüğü'nü de bu konuyla ilgili arayacağım. Ben iddia ediyorum şehir merkezine Pasolik'in bir gişesi kurulsun. En az 3 gün içerisinde Almancılar gidene kadar 10-15 bin tane Pasolikli olacaktır. Evet. Açık ve net olarak söylüyorum. Çünkü insanlar o gişereye gidip de o insanlarla muhatap olmak istemiyorlar. Bugün öyle bir sezlenişler vardı ki, öyle bir telefon trafiği vardı ki aklın hayalin durur. Bayan telefon da ağlayacak neredeyse. Bir de şu var, şunu da söyleyelim Kemal abi. Şimdi Pasolik noktasında maç saatinde biz kamerayla gitmeyi düşündük. Ama gitmedik. Neden gitmedik onu da söyleyeyim. Yani oradaki izdihama ve oradaki sorulara cevap veremeyeceğimiz için, tamamen sıkıntı yaşayacağımız için işin açıkçası ben oraya gidemedim ya, cesaret edip. Neden? Oradaki insanlar felaket şekilde tepkili. İnsanlar ta 1000, 2000, 3000 kilometreden gelmiş bu maça girmek için. Ve orada kart okumuyor, yok farklı sıkıntılar yaşıyor. Büyük bir heyecan ve panik içerisinde. O insanlar orada ne anlatırsanız anlatın, o insanlar anlama şansı yok. Onun için o insanların orada işini çözmek gerekiyor. Pasolik yetkilileri de tabii vurdum duymaz tavırlara devam ediyorlar. Onun için bilemiyorum tabii, kulüpler
Birliği bu konuda memnun herhalde pasolik uygulamasından. Hiç de ses çıkmıyor 4-5 yıldır da Sivas'ta hiçbir şey yapılmıyor. Adam parasını ödemiş, fasulyeyi almış veya kombinesini almış. Maça gidecek ya. Geçersiz ne demek? Tabii merkezde kesinlikle bir şeye ihtiyaç var. Yani pasolik çarşıdan bir yer kiralayacak kardeşim. Bir sürü yer var. Yani bu meydanda olmaz. Hemen arka sokağında olur. Hikmet Işık'ta olur. İstasyon Caddesi'nde olur. Atatürk Caddesi'nde olur. Yani bir noktayı kiralayabilir. Maç öncesine gidelim istersen. Tamam. Evet, maç öncesi hazır mı arkadaşlar? Evet, maç öncesi röportajlarımız vardı. İsterseniz izleyelim. Sayın Valim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size ulaşmak zor yani arabanız Zurdağan, koşuşmalar başlıyor. Yani sevgiseli bir aile, güzel tabii. Ondan da alakalı değil de şehir hakikaten çok hareketli, çok yoğun. Dışarıda çok ciddi bir hareketlilik var. Bu da maça yansıyor gibi görünüyor. Aldığım son verilere göre bizim 15 bine yakın, ben daha da artacağını da daha maç saatine kadar gelenler var. İnşallah iyi olacak. İlk maç heyecanlı. Ben Fenerbahçe maçından sonra da Sivasspor'un bu tür maçlarda çok daha iyi konsantre olduğunu gördüm. Ve o maçta iyi bir heyecan artışı söz konusu. Sivasspor'a işte 15'te bu heyecan yakışıyor. Ondan söyleyeyim. Yani ben hep şunu söyleyeyim. İli heyecanlandıran hareketlerin okulların olması ve bir de böyle 15'te bir takımının Sivas'a bir heyecan kazandırması. İyi bir ekip, iyi bir takım, iyi bir taraftar var, iyi birliktelik var. Bunlar güzel netice getireceğim. Ben düşünmekteyim. Bu maçı ben çok rahat yenebileceğini düşünüyorum. Duam ve temennim de o. Yine 500'e yakın çocuğumuzla maçımızı izleyeceğiz. Startı vermiş olacağız. Evet, startı verdik tabii ki. Yeni bir sezon. Tabii 2019-2020 sezonu, Cemil Usta sezonu. Tabii Türk futbolunda sezon başında yayınla ilgili sıkıntılar oldu. Ardından kulüpler toparladı. Sivasspor tabii siz ziyaret ettiniz son olarak. Sivasspor'daki bu atmosferden tabii etkilenen kulüplerden ama toparladı. Nasıl buluyorsunuz? Ben şöyle söyleyeyim. Tabii yoğunluktan çok diğer kulüpleri takip edemem ama bizim kulübü yakinen takip ettim. Değer açısından Sivasspor biliyorsunuz ilk 6, ilk 6'da. Yani etkilenmemesi mümkün değil. Etkilendi ama bana göre en az etkilendi ve yönetimin de disipliner çalışmasıyla bunun daha da az etkilenmiş oldu. Tabiri caizse teğet geçti diyebilirim yani. Ve ben bu sezonda belki bu krizi fırsata çeviren takımlardan da birisi olduğunu düşünmekteyim. Hem futbolcuların Sivasspor'un bakışı, yani sözünün eri olması, sözünü tutması, ücretlerini erkenden alması, zamanında alması, taahhüt edildiği sözleşme uygun şey davranılması. Sivasspor'da böyle bir şey var, kültür var. Tabii yeni sezon, yeni bir heyecan. Diğer kulüplerin durumunu göremiyoruz. Dün Denizli Galatasaray maçı dedik. Harikulade bir futbol oynadı. Denizli Spor harika bir futbol oynadı. Tabii bu bir gösterge değil ama en azından bir işaret veriyor ki Anadolu takımlar çok diri, çok canlı ve yine geçen yıl gibi de her an her şey olabilir. Ben bu sene biz Sivas Spor'dan biliyorsunuz Avrupa bekliyoruz. Evet. Yani ilk 6'da bekliyoruz. İnşallah. Ben olacağından önümde şüphem yok. Şampiyon neden olmasın? O sene bu sene neden olmasın diyorum. Evet. Ben olacağını da düşünüyorum ama ben tek isteğim şu 27.500 kişilik stadyumumuzu en az 20.000 ortalamayla oynayalım. Ya şeyde bir heyecan olsun diyorum. Bir birliktelik var. Onu buraya yansıtalım. Başaracağız diyorum ama gayretimiz, azmimiz de var. Kulübede de güçlü destek veriyoruz. İnşallah iyi olacak. İnşallah. Son olarak da yine sonuç alalım istersen Sayın Valim. Nasıl bir sonuç bugün? Merhaba, benim adım Mehmet Bera. Bu maçı yeneceğimizi düşünüyorum ama 2-1 biteceğini, yeneceğini düşünüyoruz. Çünkü her iki takım da bir gol atacak ama biz iki gol atacağız. Teşekkür ediyoruz. Biz de öyle diyelim, 2-1 diyelim hadi. Mehmet Bera 2-1 dedi. Yenelim ama güzel futbol olsun. Yeni sezonda hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Sayın Bakanım hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. İlk maç Sayın Bakanım Beşiktaş karşılaşmasını yaşayacaksınız. Tabii Beşiktaş güçlü bir takım. İstanbul'un işte 3-4 büyük takımından birisi ama en köklülerinden. Eğer Sivasspor bu maçı kazanırsa bu sezona İyi bir başlangıç yapmış olacak ve inşallah gelecek sezonda Sivas'ı Avrupa kupalarında görürüz. Dün Denizli Galatasaray yenerekten bu sürprizi başardı. İnanıyorum ki Sivasspor da hazırdır ve Beşiktaş'ı yenecek ve ilk 3 puanımızı alacağız diyorum. Şimdiden başarılar diliyorum Sivasspor'umuza. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Beşiktaş karşılaşması ligin ilk karşılaşması. Geçtiğimiz hafta tabii Cumhuriyet Kupası'nda iyi bir Sivasspor izlemiştik. Evet. Ama lig maçı farklı. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi ilk maçımız inşallah ki dediğiniz gibi Cumhuriyet Kupası maçında da buradaydık. Birlikteydik beraber. İzledik maçı da.
Sivas iyiydi o maçta. İnşallah bu da ligin maçında aynı performansı gösterir. Hatta daha iyisini göstereceğine inanıyorum. İyi bir başlangıç yaparız inşallah. Yani tabii rakip kuvvetli, şampiyonluğu oynayan bir takım. Yani üç büyüklerden bir tanesi Beşiktaş. Zor bir maç olacak. Ama inşallah Sivasspor'un her zamanki biliyorsunuz kondisyona ve güce dayalı ve teknik bir futbolu var. İnşallah ben bu maçta iyi bir galibiyet alarak lige de iyi başlamak istiyoruz. Yani hem Sivasspor'umuza başarılar diliyorum. Evet, iyi olur diye düşünüyorum. Gurbetçilerimiz de çok fazla Sayın Vekili. Evet, gurbetçilerimiz de evet bizim de bugün tabii biz de programlardayız Sayın Meyak Uyum yine Ferhat Hocam'la da beraber evet, bizim evet. Aynı zamanda biz de bugün yine Doğanşar'daydık. Her gün de ayrı ayrı ilçelerdeydik. Gurbetçilerimiz bütün festivallere ve memleketine gelmişler. Ve bu maça da yoğun bilgi var. Evet. İnanılmaz bir kalabalık var zaten görüyorsunuz. Evet. Gurbetçilerimize de ben buradan teşekkür ediyorum. Hem Sivas hem memleketlerine gelmesinden dolayı hem de Sivas Spor'a verdikleri desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah dediğimiz gibi hep beraber iyi bir taraftar grubu olarak da centilmence maç izleyeceğiz. Ama Sivas Spor'un da galip gelmesini isteyeceğiz. İnşallah dediğim gibi bu maça galibiyetle başlayacağımıza inanıyorum. Sivas Spor gerçekten iyi bir takım. Aynı zamanda da Sivas'ımızda iyi bir markasıdır biliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz Sayın Vekil. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah güzel bir sonuçta bugün İnşallah. Evlerimize dönmüş. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Evet, sezonun ilk karşılaşmasında Sivas Spor'umuzu desteklemek üzere tüm iyi dolarla stadyumdayız. Geçen hafta iyi bir oyunla, iyi bir futbolla Fenerbahçe'ye yendik ve Cumhuriyet Kupası'nı aldık. İnşallah onun moral ve motivasyonuyla birlikte bugün de Beşiktaş karşısında alacağımız bir galibiyetle birlikte lige iyi başlarız. Bu noktada Sivas'a büyük görev düşüyor. Taraftarlarımıza büyük görev düşüyor. Yani bu noktada cidden stadyumu Sivas Spor'a yakışır bir şekilde, Sivas'a yakışır bir şekilde doldurmamız gerekiyor ve takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün Sivas Spor, Sivas'ın en büyük markası, en büyük değeri. Yokluğunda önemini anlarız. Şu anda Süper Lig'de cidden şehre bir hava katıyor, şehre bir güç veriyor, şehre bir heyecan veriyor. Allah korusun bunun tam tersini düşündüğümüz zaman o zaman anlarız. Kıymet elden gittiği zaman değer anlaşılır. Ama bize düşen kıymet elimizdeyken sahip çıkmak. Bu noktada cidden kulüp yönetimi, kulüp başkanı, taraftarla futbolcularımız, teknik heyet cidden Sivas Spor Süper Lig'e çıktı çıkalı çok güzel sezonlar geçirdik. İnşallah bu senede bugünkü iyi bir başlangıçla birlikte güçlü bir şekilde yolumuza devam ederiz. Biz Sivas Belediyesi olarak Sivas Spor'u ve taraftarlarımızı destekliyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz. Bu noktada taraftarlarımızın bizden destek noktasında istemiş oldukları kombine noktasında da üzerimize düşeni yaptık. Önümüzdeki süreçte inşallah her alanda desteğimiz devam edecek. Biz tam destekliyoruz. Bizden destek, Sivas'tan destek, taraftarlarımızdan destek, takımdan da iyi futbol bekliyoruz. Bu arada tabii maç saatine de çok az bir süre kaldı ama gurbetçi vatandaşlarımız da çok çok fazla. Özellikle Kurban Bayramı'yla birlikte bu ay içerisinde onlar da yoğun ilgi gösteriyor. Yani yaz sezonu Kurban Bayramı'yla birlikte çok yoğun bir nüfusumuz var Sivas'ta. Evet. En azından mevcut yerleşik nüfusun iki katı kadar bir nüfus var. Bunun büyük bir kısmı da yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizden. Onlar da vatan özlemi, sıla özlemiyle birlikte buraya geliyorlar. Biraz önce dedik ya Sivas Spor, Sivas'ın en büyük değeri. Bunlar da bu noktada da işte Sivas Spor'umuza destek olma noktasında bu heyecanı stadyumda yaşamak noktasında stadyuma geliyorlar. Onların yaptığını burada yaşayan yerleşik Sivaslarımızın da yapması lazım inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Sayın ediyoruz. Başkanım. İyi akşamlar. Çok sağ olun. İnşallah çıkışta galibiyeti konuşuruz. İnşallah, inşallah, inşallah birlikte. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Centilmence güzel oyun temennimiz olacak. Tabii Sivas Spor için de Beşiktaş için de ilk maç. İlk maçın stresi olur. Başlangıçta sonuçta biraz zordur ama ümit ediyoruz her iki takım da centilmence mücadele versin, güzel oyun olsun. Ve Türk futbolu marka değerinin yükselmesine hem Sivas Spor'umuzun katkısı hem de Beşiktaş'ın katkısının olması lazım. İnşallah Sivas Spor bu sezon geçmiş yıllardaki o güzel parlak günlerine geri döner. İnşallah. Geçen yılda ortada bir sezon geçirdik. Son 1-2 maç ufak tefek sıkıntı oldu ama iyiydi. İnşallah temenni ediyoruz Sivas Spor'un da yolu açık olsun. Top Federasyonu da sezon başında çok önemli bir hamle yaptı. Yayınla ilgili çok önemli çalışmalar yaptı. Siz de bu çalışmanın içerisindesiniz. Bununla ilgili birkaç cümle söyle dersek neler söylersiniz? Şimdi yayıncı kuruluş tabii uluslararası bir firma. Evet. Çok devlette maçlar yayınları var. Evet. Özellikle döviz kurundaki yükselişten sonra mevcut ihaledeki sözleşmeyi revize yapıldı, karşılıklı uzlaşıldı. Hem Kulüpler Birliği hem federasyon hem de yayıncı kuruluşla ortak bir zeminde
buluşup tatlıya bağladı ve şu anda sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yayınlar dilerim. Gençlik Spor İl Müdürümüz Erdoğan Tuncu alıyoruz hemen yayına. Müdürüm yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Size evet. Kolay gelsin diyoruz. Çünkü Allah razı olsun. Önemli bir çalışma yaptınız. Her şey hazır. Evet. Öyle söyleyeceksiniz. Valla geçen hafta Fenerbahçe galibiyetiyle Cumhuriyet Kupası'nda başladık. Kupayı aldık. İyi bir moralle inşallah sezona Beşiktaş maçıyla başlayacağız. Hayırlısı olsun diyorum. Ambiyans güzel. Her şey yerinde. Sıkıntı yok diyorsun. Bir sıkıntı yok. İnşallah iyi oynayıp kazanacağız. İnşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdürümüzü de hemen alıyoruz. Evet müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sezonun ilk karşılaşması. İnşallah hayırlı olacak. 3 puanla başlayacağız. Başarılar diliyorum. 400'e yakın çocuğumuza desteğe geldik. Okullar kapalı ama siz devam ediyorsunuz çalışmalara. Yaz okullarımız devam etti. DYK kurslarımız devam etti. Oradaki çocuklarımız ve köylerden yine çocuklarımız geldiler. Sağ olsunlar. Sayın Valimizin himayelerinde. Geçen seneki minik videolar takımına sahip çıkıyor projesi. Aynen devam edecek. Kat kat daha güzel olacak. Çocuklarımıza böylelikle kentin göz bebeği olan Sivas Spor'umuza destekleri daha iyi olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sayın ediyorum. Çok sağ olun. Evet müdürüm geldi. Harun müdürüm hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yine karşılaşması neler söyleyeceksiniz? Vallahi takımımız iyi. Yani bir iki tane daha takviye yapacaktık diyor teknik direktörümüz. Evet. Ama takım olmuşlar gibi bir his uyandı içimde. Evet. Ben Fenerbahçe maçında olumlu sinyaller aldık. Diyorsun. Evet tabii. Kesinlikle. Bir de mesela Fenerbahçe'de oyunculara baktığımızda bizim en az bir 20 kat kadar parası, 30 kat kadar parası var. Ama bizimkiler takım olmuş bir görüntüsü verdi. İnşallah bir iki takviyeyle de daha da ilk beşi yakalarız. Bu sezon rahat bir sezon geçirir miyiz diyorsun? Bence geçiririz. Evet, çünkü inanmış teknik direktörü var. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür sağ olun. Bu arada konuğumuz var İsmail Er. Hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Evet, sezon ilk karşılaşması neler söyleyeceksiniz? Şöyle Beşiktaş bu sezon özellikle Avrupa'da Avusturya'da yaptığı hazırlık kampında kötü bir performans sergiledi. 4 hazırlık maçından 4'ünde de gol atamadı. Bu bir sıkıntıydı ve sezon başında da Burak Yılmaz'ın sakatlanması gol yollarında, gol bölgelerinde bir sıkıntı yarattı. Bu nedenle Abdullah Avcı bugün karşılaşmaya tecrübeli, geçen yıldan deneyimli oyuncuları monte etti. Özellikle defansta sağ ve sol kanatta Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le birlikte ve Quaresma faktörüyle birlikte başlayacak. Ama tabii sezon başı maçları hiç belli olmuyor biliyorsunuz. İşte Galatasaray fark yedi. Onun dışında bugün oynanan karşılaşmalar oldukça sürpriz geçti. Ama şu bir gerçek, hem Beşiktaş'ı tanıyan bir teknik direktör Rıza Çalınbay hem de önemli bir oyuncu kitlesi var. Bu oyuncu kitlesi içinde de en önemli olay Sivasspor'un başarılı bir şekilde mücadele etmesi. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Yani şu an ortada bekliyorum ama Sivas da ağır basıyor. Evet maç öncesi görüşler böyleydi. Tabii Sivasspor cephesinde mutluluk vardı. Çünkü Fenerbahçe karşılaşmasında Sivasspor tabii Hollanda kampında da önemli rakiplere karşı iyi mücadele vermişti eksik kadrosuyla. Ama Fenerbahçe karşılaşmasında gerçekten iyi performans göstereceğinin bir büyük bir sinyalini verdi bizlere. O Fenerbahçe maçının ardından tabii daha umutlu insanlarımız Beşiktaş karşılaşmasına baktılar. Ve ona göre geldiler. Bu umut tabii ki tüm protokolda yansımış oldu. Bu arada Bekir Kurt kardeşim mesaj atmış. Ona da kendisi Sakarya'da olduğunu belirtmiş. Selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bu sezon Bekir'i programa bekliyoruz. Evet, bizim inşallah. Spor Günü programına konuk edeceğiz inşallah. Evet. En kısa zamanda müsait olduğu an onda burada birlikte olmaya çalışacağız. Ona da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Maça gelince Kemal abi maç şimdi baktığımızda tabii Sivas Spor kalede Samas'la başladı. Evet. Marcelo, Aron, Caner, Ziya defans dörtlüsü. Onların önünde İshak Kofi. Onların hemen önünde Hakan Arslan ve Mert Hakan. İleri uçta sağ önde Erdoğan, solda Emre Kılınç. Ve forvet hattında santrfor mevkiinde de Mustafa Yatabare yer aldı. Böyle bir ideal kadro Fenerbahçe karşılaşmasında da bu kadroyla çıkmıştı. Tabii yedeklerde de Sivas Spor'da baktığımızda iki tane kaleci Muammer Yıldırım, Ali Şaşal, Kone, Uğur Çiftçi, Paul Paf, Fernando, Oliveira, Hugo Oliveira,
vardı, Ribelka vardı, Fatih var ve Armin Derlek var. Yani yedek kulübesi de oldukça güçlü, her an forma şansı bulabilecek isimlerden kurulu. Tabi buraya bir iki daha transfer geldiğinde burada daha büyük bir mücadele yaşanacak. Onu da belirtmiş olalım. Evet, şimdi baktığınız zaman sizin söylediğiniz gibi kadronun içerisinde 6 tane yeni futbolcu var. Evet. Şimdi özellikle sezon başında teknik direktörü bahsetmiştik. Uzun yıllar formasını terletti Beşiktaş karşısında. Evet. Bir de Rıza Çalınbay açısından baktığınız zaman çok duygusal bir müsabaka bu Çalınbay'la. Şimdi Rıza Hoca sadece Beşiktaş'ı değil, tüm takımları çok iyi analiz edip çok iyi bir scout ekibine sahip. Açık öğrenci olarak söylemekle. Ve tüm takımları tanıyor. Hangi takımın nasıl bir mücadele içerisine gireceğini ve gerek kendi sahasında gerekse deplasmanlarda neler yapabileceğini söyleyebilir ve onları futbolcuların beyinlerine nakşedebilecek bir yapıya sahip. Şimdi o yorumlara geçmeden önce ben size şunu soracağım. Bir yerde Quaresma ve Quaresma'nın karşısında da Ziya. Evet. Quaresma sahada kaldığı süre içerisinde kaç dakika kaldıydı baktığımız zaman? 62. dakikaya kadar. Evet, 60-65. 62. dakikaya kadar Ziya'yı bir geçebildi mi? Geçemedi. Veya bir top döndürebildi mi? Hayır. İşte en güzel örneklerden birisi o. Takım oyunun saha yansıtılmasındaki en güzel örneklerden birisi o. Herkes kendi görevini layıkıyla yerine getirdiği an takımdaki başarısızlıklar ortadan kalkıyor. Bakın, şimdi Cemil Usta futbol sezonunda tüm takımları baktığınız zaman ilk müsabakalarda herkes birbirlerine başarılar dilediler. Şimdi biraz önce saymıştım. Kadroya baktığınız zaman Bol kampının ardından Hollanda kampı ve yapılan transferler. Kimdir bu? Kaleci Samassa. Evet. Şimdi Samassa'dan başlayalım. Evet. Samassa geldiği an, transfer edildiği zaman herkes bir şeyler söyledi. Çok uzun boylu bir kaleci. Özellikle geriden gelen toplarda çok etkili olmayacağımız, çok gol yiyeceğimizi düşünmemiştim. Biz aksine bu futbol kaleciyle birlikte özellikle geçen sezonda Sivasspor'un en büyük hastalıklarından birisiydi biliyorsunuz. Yan toplardan gol yemesi. Evet. Samassa şu anda sergilediği oyunu ile taraftarın göz bebeği olan bir kaleci oldu. Döndük. Guaino. Evet, bir diğer kaleci Muammer de Kayseri Spor'dan geldi. Onu da söyleyeyim. Evet. Hayır, ona geleceğim. Olarak söylüyorum. Abbindan Goye. Evet. Şimdi Caner Osman Paşa, Kofi Yatabari. Takım içerisinde yer alan futbolcular. Evet. Şimdi Samassa'nın özellikle sakatlanmasının ardından kaleci Muammer'in kaleye geçmesiyle birlikte çok daha bir güç kazanan bir Sivasspor oldu. Çünkü neden? Alınan iki kalecinin de çok etkili olduğu ortaya çıktı. Yani Samassa'nın sakatlanmasının ardından iki tane şutu var Beşiktaş'ın. Mutlak gol pozisyonu olarak değerlendirilecek şut. Bir tanesinde çok iyi, Muhammed çok iyi bir hareketle topu ceza sahası dışına atarak rahat bir nefes aldırdı. Şimdi şunu söylemek lazım. Yani biraz önce söyledik. Mert Hakan, Erdoğan, evet. Baktığınız zaman Hakan Arslan, takımdaki eski futbolcular saydığımız zaman Emre Kılıç, baktığınız zaman Ziya, evet, Kaptan Ziya. Şimdi müsabakalar öncesinde veya yapılan hazırlık müsabakalarında, kamp öncesi müsabakalarda alınan sonuçlarla ilgili yorumlar yapılıyor. Ben iddia ediyorum ki bu müsabakalar, ilk 5 haftanın müsabakaları, takımların ligde oynayabilecekleri kapasiteyi ve performanslarını ortaya koyacak müsabaka. 5 müsabakada belirlenecek. Şimdi bakın. Galatasaray kimle oynadı? Denizli ile. Denizli'ye gittiği zaman mutlak oyunun galibi olarak Galatasaray gözüküyordu. Sonuç? Evet. Çok başarılı bir Denizli ile karşı karşıya geldiler. Evet. Trabzonspor Kasımpaşa engeline takıldı baktığınız zaman. İşte Sivasspor, Beşiktaş Sivasspor engeline takıldı. Şimdi takımlar çok güçlü görebilirsiniz. Türkiye'nin 3 büyük kulüplerinden bir tanesi de diyebilirsiniz. Elbette ki 3 büyük kulüplerden bitirirse yapmış olduğu transferler ve yıldızlar topluluğu olarak nitelendirdikleri futbolcularla birlikte taraftarlarının gönlüne taht kurup şampiyonluk şarkıları türküler söyleyecek. Yıldız size. Nedir Kemal abi yani? Bu yıldız konusunu bir halletmemiz lazım. Bana göre yıldız nedir? Bizim taraftarlar sanal ortamda yıldız bekliyorlar. Şimdi bana göre yıldız ne?
Benim anlayışıma göre yıldız ve onların anlayışına göre yıldızı söyleyeyim. Bana göre yıldız görev verildiği kulübünü başarılara götüren terini formasıyla birlikte birleştirip 90 dakikalık mücadele içerisinde takımın galibiyetine ortak olan birisidir. Ama diğerlerine göre yıldız ne biliyor musun? İsim. Hani şimdi çok enteresan bir şey var. Konu oraya gelecek. Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinliklerini kutluyoruz. Herkes soruyor. İşte konserler düzenleniyor. Yıldız var mı? Star var mı? Evet. Şimdi star nedir? Evet. Baktığınız zaman star para için gelen, parayı ön planda tutan, sadece günübirlik o coşkuyu, o ambiyansı yaşayıp gitmek isteyen birisidir. Yıldız nedir? Bulunduğu yerde o havayı tenezzüs edip, o insanlarla birlikte olup, o coşkuyu yaşamayan birisidir bana göre. Şimdi Sivasspor yıldız futbolcu almamış. Söylüyorum size. Sivasspor'un almış olduğu futbolcular, Armin kadroda vardı ama oynamadı. Evet. Kaç yaşında? 19 yaşında. 19 yaşında, evet. Girsinler, Sırbistan şeyin milli takımının şeyine baksınlar. Son 5 yılın en iyi performansını sağlayan ve gelecek vaat eden bir futbolcu. Peki bu futbolcuyu Sivasspor aldı. Evet. Başka kulüpler alamaz mıydı? Alabilir. Alabilirdi. Şimdi başka kulüplerin amacı isim yapan futbolcu alıp taraftarların gönlüne tat kurmak, taraftarlarını sevindirmek, taraftarlarının tezahüratlarını lehlerine çevirebilmek, o korku ve paniği ortadan kaldırabilmek. Şimdi Sivasspor Roberto Carlos'u getirdiği zaman herkes ne dedi? Evet. Çok büyük bir coşkuydu. Roberto Carlos hem teknik direktördü hem de Sivas'ın elçisiydi, turizm elçisiydi. Evet. Gitti, Roberto Carlos Sinyo'yu getirdi. Sinyo baktığınız zaman geldiği an her şey değişti. Çünkü insanlar oynadıkları futbollarla adından söz ettiren dünya starlarıydı bunlar. Bunlar stardı işte. Asıl star bunlardı. Ama geldikleri an Sinyo bir Sivaslı gibi hareket etti. Robinho geldiği zaman, bakın Robinho geldiği zaman siz Robinho'yu korumalarla veya lüks arabalar içerisinde hiç gördünüz mü? Yok. Robinho içimizden biri gibi gidip çayını içiyordu, kahvede oturuyordu veya alışveriş merkezlerine gidiyordu. O da insanlarla sohbet etmeye çalışan birisiydi. Sıcakkanlılığıyla yapıyordu. İnsanlar da bunu kabullendiler. Bana göre budur. Şimdi aldığınız zaman sizin şunu da antiparantez söyleyeceğim. Sivasspor yıldız futbolcu almıyor. Doğru mu? Öyle deniyor. Peki Douglas hangi takımdan gitti? Sivasspor'dan. Nereye gitti? Beşiktaş'a. Robinho nereye gitti? Başakşehir'e. Peki Sivasspor'da yıldız futbolcu yok. Emre Kılıç'ın peşine niye düşürüyor hala? İşte bizim anlayışımız bu. Bir de şu var Kemal abi. Şimdi Sivasspor'da Beşiktaş karşılaşmasına bakıyorsun. Sahada zaten 11 tane yıldız vardı ya. Yani eğer bu sahadaki 11 tane yıldızı göremiyorsa taraftar, o zaman futbol bilgisini gözden geçirsin. Ya yıldız ne? Koşan, mücadele eden, takımının formasının son damlasına kadar terleten isim bence yıldız. O yıldız anlayışı 30-40 yıl önceye kaldı. Yani bugün koşmadan, mücadele etmeden yıldız olarak futbol oynamanız mümkün değil. Öyle olsa geçen yıl Fenerbahçe ligi ilk üçte bitirmesi lazımdı. Yani yıldız oyuncu bir hayli fazla ama mücadele etmedikleri için, takım kurgusunu oluşturamadıkları için ne yaptı? Sezon sonuna kadar hep sıkıntılı gittiler. Yani tamam böyle bir beklentiler var ama bu beklentileri bence çok abartıyoruz arkadaşlar. Yani sanal ortamdan. Mesela bazı sayfalar var, çok sevmiyorum ama bazen bakıyorum, gülmek için de bakıyorum bazen. Yani bir hafta önce neler yazıyorlar, bir hafta maç oluyor, ondan sonra neler yazıyorlar. Ya kardeşim tutarsız olmayın. Yani takım yense de yenilse de eleştiriyorsan eleştirini yap kardeşim. Yani sonuçlara göre yazmayın. Yani takımı beğenmiyorsunuz, takım Beşiktaş'ı yeniyor, ondan sonra farklı şeyler yazmaya çalışıyorsunuz. Yani biraz kendinizi geliştirin lütfen. Yani maça gelmeden de yazanlar çok büyük terbiyesizlik yapıyorlar. Yani maça gelin kardeşim, tribündeki yerinizi alın, biletinizi alın, takıma destek verin. Ondan sonra da eleştirin. Yani o zaman ben size hak vereyim. Çoğunun maça gelmediğini de biliyoruz. Bu arada mesajlar geliyor. Pasolik'le ilgili de yine mesajlar ulaştı. Onları şimdi konuyu değiştirmemek adına sona bırakacağız. Yani onlar hepsini de yine sizin adınıza buradan cevaplamaya çalışacağız veya şikayetinizi dile getirmeye çalışacağız. Mesajlarınızı yine gönderebilirsiniz. Televizyonumuzun
Biliyorsunuz sanal ulaşım ağlarının adreslerini zaten arkadaşlarımız ekrana yansıtıyor peyderpey. Oradan o iletişim araçlarıyla bize ulaşabilirsiniz. Mesajlarınız önümüzde, yani hepsini görüyoruz. Tekrar olmaması babından da farklı olan konulara yer vereceğiz. Onları da kısmen değerlendireceğiz programımızın akışı içerisinde. Bu müsabakada Kemal abi 30. dakikada güzel bir gol attık. Evet. Tabii bu golde özellikle sağ kanattan atılan bir top vardı. Yanılmıyorsam Hakan Arslan attı. Hatırladığım kadarıyla. Erdoğan Yeşilyurt'un ara pasında. Evet, Erdoğan Yeşilyurt'a gönderdi. Erdoğan Yeşilyurt'un kontrolü, topu düzeltmesi, köşe gönderine yaklaşması. Ardından iki oyuncuyu dekarte ederek Ziya'ya top aktarması. Onun gönderdiği topta da Mert Hakan topu filelere buluşturması. 30. dakika çok güzel. Şimdi Mert Hakan'ın akıl dolu bir hareketi var orada. Oraya ayağını iyi sokması. Evet. Erdoğan'ın orada topla fazla hareketlenmeden iki oyuncuyu attığı pasta oyundan düşürmesi. Bunlar futbol adına, Sivasspor adına güzelliklerdi. Düşünce anlamında da Sivasspor'un ne kadar golü istediğini, arzuladığını, takım oyununa ne kadar yatkın olduğunu da göstergesiydi. Bunu da hep birlikte görmüş olduk. Bu güzel gol 30. dakikada tabii bir anda perdeye açan golü getirmiş oldu. Evet. Tabii müsabakada özellikle kaleci Karius'un olmaması, genç Utku'nun kalede olmasından dolayı da belki Sivasspor'un çok fazla şut denediğini, özellikle Mert Hakan ve Erdoğan'la Yatabare ile önemli şutlar denediğini tabi, ama Utku'nun da bunun şutlarda başarılı olduğunu da söylemeliyiz Kemal abi. 3 tane de net yani, pozisyon çıkardı. Yani 3 gol yedi, tamam kabul ediyorum, evet. Bu genç kaleci 3 tane gol yedi ama kurtarmış olduğu goller de var. Yani gol pozisyonlarında çok net pozisyon ederdi. Çıkardı, evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Sizin karşınızdaki takım kim? Evet, Beşiktaş, evet. İster C takımıyla çıksın, ister F takımıyla çıksın. Evet, hiç önemli fark değil. Etmez, o önemli yani değil. Önemli Beşiktaş olan takım. Önemli olan sen Beşiktaş'la mücadele ediyorsun. Ya bugün Beşiktaş'ın 20. oyuncusunu almak isteseniz yani, gücünüz yetmez. Beşiktaş'ın yani sergilemiş olduğu futbol, buraya mutlak galibiyet için geldiler. Ve baktığınız zaman da hep Beşiktaş'ın farklı galip geleceği düşünülüyordu. Sonuçta ne oldu? Şimdi çok enteresan bir şey var. Biraz sonra arkadaşlarımız yayına verdikleri zaman da göreceğiz. Özellikle Abdullah Avcı'nın maç sonu bir açıklaması hiç dikkatinizi çekti mi? Evet. Şöyle bir kelime kullanıyor. Biz diyor Sivasspor'un karşısına çıktığımız zaman önce kendi oyunumuzu oynamak istedik. Evet. Ardından Sivasspor'un istemiş olduğu oyunu sergilemek istedik ama onu da başaramadık. Sivasspor gerçekten de takım olmayı becermiş bir takım. Evet. Bu arada bugün akşam oynanan maçta Fenerbahçe'nin 3-0 üstünde devam ediyor. Onu da belirtelim. Dakika 65. Yani şimdi tabii ilk yarı biterken Samas'ın sakatlandığı pozisyon var. Taraftarlar bir hayli üzüldü. Samas'a evet. Samas'ta taraftarlar çok fazla sevdi. Onu söyleyeyim, Fenerbahçe karşılaşmasından sonra ilde, yani ilimizde konuşulan en önemli konu kaleci. Çünkü neden? Son 3-4 yıldır kaleci konusunda sıkıntılar yaşadığımız evet. Bir aşikar. Özellikle tabii Süper Lig'e çıktık. Petkovic'le iyi bir ivme yakalamıştık hepimizin bildiği gibi. Petkovic'den sonra kaleci konusunda çok böyle tutarlı bir noktaya gelemedik. Yani iyi kaleciler de alındı, genç kaleciler alındı, yerli, yabancı kaleciler alındı ama bir türlü istenilen performans sergilenemedi ve bu yüzden de hep sıkıntı, soru işareti. Ligde hep söylenen şu en kötü kaleciler bizde gibi. Ama tabii Ali Şaşal önemli bir kaleci, milli takıma kadar gitmiş bir kaleci ama kendini bir türlü geliştirmedi. Yani dünkü maçta bakıyorsunuz Muammer yeni geldi, hoca onu tercih etti, Ali Şaşal tercih etmedi. Demek ki hocanın istediği noktadan çok uzakta ama Ali Şaşal'ın yeteneklerine güveniyoruz biz. Ama o kendisi o yeteneklerin farkında değil herhalde. Çünkü normalde kaleye Ali Şaşal'ın geçmesi lazım bence. Çünkü yetenekleriyle bir hayli önde olan bir kaleci. Ama Samas da tabii kalecilik performansını çok bilmiyoruz. Rıza Hoca'nın daha önce takip ettiği, bildiği bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Fransa 2. Liginde geçtiğimiz yıl en az golleyen kaleci idi. Fizik yapısıyla tabii farklı bir görüntüde. Genelde santforlarda ve kalecilerde Rıza Hoca uzun oyuncuları tercih ediyor. Baktığımızda diğer takımlara getirdiği oyunculara baktığımızda bu hep böyle olmuştur. Bunda da tabii kalecinin sakatlanması bir şanssızlık oldu o bölümde. Orada biraz taraftarların moralde bozuldu. Biraz performansları düştü. Şimdi sakatlığı nasıl değerlendireceğiz? Olay anında ben hemen müdahale oraya gittiğimde gördüm. Gerçekten de ilk yattığı zaman baygınlık döneminde gözleri dönmüştü. Yani böyle bir baktığınız zaman baygınlık dönemi içerisinde tamamen kaleci şeyden çıkmış ve gözyaşları.
hakimi vardı. Evet. O an itibariyle alındığı darbeyle birlikte zaten kendisine dikkat edin. Olayın da meydana gelmesinin ardından 2 dakika ve 1 dakikalık sürenin içerisinde kendisini hemen oraya getirip ve o anda bayılması zaten onun kendi göstergesiydi. Ha, korkulacak bir şey yok. Allah'a çok şükür ki kalıcı bir şey veya özellikle beyinsel bölge olduğu için kalıcı bir şey olmadı ve baygınlık geçirmesinin ardından hemen müdahale edildi. Hastaneye götürüldü. Hastanede 24 saat müşahede altına alındı. Ve ilk açıklaması şu. Yani olayla ilgili her şeyi hatırlıyor ama o olayın o andaki pozisyonu hatırlamıyor. Pozisyonu hatırlamadığını söyledikleri getirdiği için de kontrol amacı bir şey yaptı. Ama şu anda durumu çok iyi ve yarın itibariyle de idmanlara katılacak. Şimdi şu var. Sivasspor sevdiği futbolcu, Sivas sevdiği futbolcu, taraftar sevdiği futbolcu çok iyi seviyor. Evet. Bakın, Samasta'nın gelişi kaç gün? Kaç gün oldu tahminen? Yani Sivasspor'un ilk transferi demen hemen de bir ay, iki ay, bir buçuk ay. İki ay içerisinde çok büyük sevgiyle. Yani Sivas'ta iki haftadır seyrettiler. Evet, yani, iki haftalık seyirle çok büyük taraftar sevgisine maruz kalıyor ise bunun yanında yatan gerçek başarılı olmasıdır. Ve gelmiş olduğu takıma o veren bir güvenidir. Ve taraftar da bunu kabul. Özellikle de şunu da özellikle Samasta'ya konu geldiği için Samasta'nın sakatlanması ve hastaneye kaldırılmasının ardından Türk spor camiasından geçmiş olsun mesajları aktı Sivas Spor'a. Bu nedenle çok büyük bir duyarlılık hakim oldu. Evet. Ve çok teşekkür ediyoruz o konuda. Ama şu var ki Samasta gerçekten de Rıza Hoca'nın iki sezondur takip ettiği bir kaleci. Kendisiyle konuştuğumda da aynı şeyi söylemişti bana. Ve bu futbolcunun Sivas'a gelmesi, bakın ilerleyen müsabakalarda göreceğiz bunu, çok kazanç sağlayacaktır. Özellikle yüksek toplarda artık bir panikleme veya korkuyu ortadan kaldıracak. Yan toplarda kaldıracak. Bu nedenle de ben hem Samasta'nın hem Muhammed'in ve bununla birlikte geçmiş yıllarda da Sivasspor'un başarısının önemli pay sahiplerinden birisi Aliş Yaşar. Sivasspor'un emektarlar arasında. Üç kalecininle birlikte artık kalede bir güven var. Kalede güvensizlik yok. Geçen sezonlarda gibi sizde mesela programa geldiğimiz zaman konuşmalarımızdan mutlak bir tanesi kaleye geliyordu. Evet. Sıkıntılı bölgelerde ama Samasta'yla birlikte bu sıkıntı ortadan kalktı. Biz de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah Sivasspor bu tür olaylardan, bu tür kazalardan daha nasiplenmez diye düşünüyorum ben. Evet, karşılaşmanın ikinci yarısına tabii Muammer değişikliği olmuştu. Muammer ile başladık. Ardından ikinci yarı Beşiktaş daha değerli toplu başladı. Doğal olarak tabii Sivasspor 1-0'lık skorun ardından ikinci yarı biraz daha kontrollü oynamayı düşündü ilk 10 dakika. Beşiktaş 5-6 dakika böyle bir Saman Alevi gibi yüksek tempoya taşımaya çalıştı müsabakayı ama Sivasspor'un özellikle Beşiktaş'ı kendi yarı alanında pres uygulaması, pas trafiğini kesmesi Beşiktaş'ın oyun düzenini bozdu. Yani Beşiktaş'ta oyuncular pas atacak oyuncu bile bulmakta zorlandılar müsabakada. Bir istatistikler var arkadaşlar. Evet. Yönetmenimizden rica edelim. Onu da biraz süre alalım. İkinci gol tabii 54'te Yatabari'den gelince bu ikinci gol tamamen tribünleri, Sivasspor'lu oyuncuları tamamen rahatlattı ve müsabakayla ilgili de tabii kazanım noktasında önemli bir noktaya geldi. Tabii biraz daha ikinci yarı böyle kapanmış gibi başladık görüntü olarak öyle gözüktü. O da doğal tabii rakip takım sonuçta Beşiktaş. O da yenik duruma düştü. Skoru lehine çevirmek için yoğun bir baskı oluşturacak. Ama belli bir dakika 8-10 dakikadan sonra Sivasspor bu baskıyı kırdı ve 2-0 öne geçti. Tabii 68. dakikada 3. gole yine çok yaklaştık. Mert Hakan'ın bir şutu vardı. Bu pozisyonda da tabii ki gole ulaşamadık. Ama 76. dakikada Emre'nin müthiş golü Sivasspor'un adeta maçı kazandığını perçinleyen gol oldu. 3-0'dan sonra da artık Beşiktaş takımının da yapacağı bir şey kalmamış oldu. Daha sonra tabii Yatabari'nin pasında Mert Hakan'ın pozisyonu var. Daha sonra da Yatabari'nin bir pozisyonu var. Bu iki pozisyonda da kaleci Utku başarılı oldu. Gole izin vermedi ve skorun açılmasını engellemiş oldu. 3-0. Tabii Sivasspor'da kötü oyuncu var mı diye soracak olsanız hiç kötü gözüken oyuncu yok. Sonradan girenler, oynayan tüm oyuncular performanslarını sonuna kadar %100 performans vererek müsabakayı tamamladılar.
Tabii geçtiğimiz Fenerbahçe maçında belki farklı gözüken işte sağ kanattaki Marcelo Goyna bu müsabakada o da daha iyi gözüktü. İshak Kofi ile ilgili soru işaretleri vardı geçtiğimiz müsabakada. Onların da müsabakada daha önemli işler yaptığını görebiliriz. Aaron ve Caner ikilisinde yine Sivasspor'un defans hattında biri küme düşen bir takımdan. Bir tanesi de bir alt ligden gelen bir oyuncu. Onların da uyumu tabii ki göze çarptı. Ama orta alandaki özellikle Hakan, Mert Hakan ve İshak Kofi üçlüsü bu müsabakaya damga vuran önemli isimlerdi. İleri uçta da Mustafa Yatabare'nin olağanüstü fizik gücü uygulaması, stoperlerin rahat oynayamaması, baskı oluşturamamasında en büyük etkendi. Benim şahsi görüşüm tabii. Sizler de bu görüşleri farklı şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Onu da belirtmiş olalım. Tabii Sivasspor'a bakıyoruz. Şimdi Yatabare'nin gelişiyle birlikte Hugo yedekler arasında, Kone yedekler arasında bu oyuncular bu müsabakada şans dahi bulamadı. Armin aynı şekilde o da Partizan'dan transfer edilen genç oyuncu. Onlar da şans bulamadılar. Paul Paff son anda tabii defans hattında Fatih sadece alternatif oyuncu. Farklı bir stoper alınacaktı ama o stoperle anlaşma sağlanamadı. Kulübü vermekten vazgeçti. O yüzden diğer alternatiflere göre de Paff'ın alternatiflerine çok farkı olmadığını görünce Rıza Hoca, o da bir yerle anlaşmamıştı. Sivasspor'un zaten oyuncusu idi geçtiğimiz sezon. Paff geri çağrıldı ve dördüncü stoper olarak, yani Paff'ta stoper biliyorsunuz sağ bek oynama özellikleri var. O bölümde de alternatif çok yok biliyorsunuz. Marcelo oynuyor ama sağ bekte Fatih o bölümde var. Fatih ile birlikte de alternatif oluşturabilecek bir Paul Paff Sivasspor'a katkı sağlayabilir. İlerleyen haftalarda o da bugün baktığımızda 20 kişilik kadroda yer aldı. Sivasspor böyle bir durumda. 1-2 oyuncu daha gelirse tabii en azından sakatlık, cezalı durumlarda kadro yapısı böyle yoluna devam etmiş olacak. Ama Sivasspor'un yine tabii en az 1 hatta 2 oyuncuya daha ihtiyacı olduğunu söylemeliyiz diyorum. Tabii yedek noktasındaki oyuncuların da kadroya çok yakın olmaları büyük bir avantaj. Onu söyleyelim. Geçtiğimiz sezona baktığımızda yedekteki oyuncuların katkılarının çok olmadığını hep birlikte görmüştük. En büyük sıkıntımız da bu olmuştu. Tabii 3-0'lık skorun keyfini hep birlikte yaşadık müsabaka sonrasında. Geç saatlere kadar sürdü bu müsabakanın bitişi. Ama insanlarımız mutluydu. Evlerine mutlu ve şen döndüler 3-0'lık skorun ardından. Evet, maç sonuna gidelim arkadaşlar. Maç sonrasında protokol röportajları var. Onu isterseniz hazırsa alalım. Evet. Evet, Sayın Halim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. 3 golü bildik üç ama 3 gol demişti. 3'ü de bizim oldu. Evet. Güzel oldu. İyi başlangıç. En güzel tarafı da şuydu. Hiç Beşiktaş'a bir net bir gol fırsatı vermedi. Evet, evet. Alan daralttı. Force etti oyunu. Bütün futbolcular onun içerisindeydi. Yani şu biraz iyiydi. Bugün kötü diyeceğim bir durum yoktu ama tabii en güzeli Yatabari'nin ve Emre Kılıç'ın müthiş golleriydi. Evet. 3-0 iyi başlangıç yaptı. Ben dediğim gibi bu sene herhalde inşallah olacak diyorum. İnşallah. Tebrik ederiz. Güzel maçtı. Sivasspor oyuncularımızı, taraftarı, yani taraftar da gayet oyun içerisinde sürekli. İyi oldu. Tebrik ederiz. Tabii bu arada kalecinin sakatlığı biraz üzüntü. Evet, şimdi önce çok durumu vahimdi yani. Bilinci kapalıydı. Ama şu an aldığımız haberde durumu iyi. İyi. Şu an durumu iyi, evet. Geçmiş olsun diyorum. Geçmiş olsun, sağ olun. Çok sağ olun Sayın Bahri. Teşekkür ediyoruz. Bu arada çocuklarımız minik da geliyor. Hemen onlarla yani. İlgili de birkaç cümle alalım sizden. Vallahi işte onlar da görevini yapıyorlar. Evet. Futbol herhalde oyuncularımız da onları gördükçe ya bu çocukları üzmememiz lazım. O duygu da önemli bir duygu. Ben zaten o şey ziyarete gittiğimde antrenmanda ya bu kadar çocuk geliyor. Heyecanı aşla sizleme geliyor. Bazen onları da hatırlayın demiştim. Onlar da hatırladılar bugün. Teşekkür ediyoruz çocuklarımıza da sizlere de takımımıza da sayın. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten net bir skor. Çok büyük bir başarı. Çok büyük bir hem teknik ekibi kutluyoruz. Hem yönetimi Mecnur'u tebrik ediyoruz. İyi bir başlangıç bundan sonrakilerine de özgüvenle çıkmayı gerektirirdi. 1 değil, 2-1 değil, 3-0 olduğu için de inşallah önümüzdeki dönem hedefimiz Avrupa kupalarına gidecek şampiyon bir takım beklemek. Ama Hilmi Başkanımız da söyledi.
mutlaka Sivaslı kardeşlerimin 20 bin Sivaslı her maçta mutlaka takımımızın arkasında olmamız gerekir diyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sivas'ın gözü aydın. Yarını bugünden daha iyi olacak. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, öncelikle yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 3-0'lık güzel bir oyun, net skor. Güzel oldu, moral oldu. Geçen hafta kupayı almıştık. Bu hafta da lige 3 puanla başladık. Beşiktaş gibi ligin favori takımlarından birisine karşı alınan 3-0'lık net bir pozisyon ve güzel oyun hepimizi bu sezon için mutlu etti. İnşallah Sivasspor'umuz bu sezonu hak ettiği yerde tamamlayacaktır. Tek üzüntümüz tabii ki kalecimizin sakatlanmasıydı. Öğrendik, çok önemli bir şey yokmuş. İnşallah gelecek hafta kaledeki yerini alacak. Ben taraftarımızı tebrik ediyorum. Takımımızı tebrik ediyorum ve sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekili. Maç sonrası görüşürüz. Evet, çıkışta galibiyeti konuşuruz dedik. Cidden muhteşem bir oyun. Ve net bir skorla birlikte lige çok iyi bir başlangıç yaptık. Takım çok çok iyiydi. İnşallah bu performansı tüm sezonda devam ettirir. Burada takıma 12. oyuncu olarak da taraftarımıza büyük görev düşüyor. İnşallah bu stadı en az 20 bin kişiyle bu sene doldurmamız lazım. Çünkü kulüp yönetimi, futbolcular üzerine düşeni yapıyor. Ama motivasyon önemli. Motivasyonu yapacak olan da 12. güç, seyirci. Biz üzerimize düşeni yapacağız, destekleyeceğiz. İyi oyunla Sivas'a renk katacak Sivasspor'umuz var. İnşallah hep destek olacağız ve güzel bir sezonu hep birlikte yaşayacağız. Başarılarla dolu bir lig olacak inşallah. İnşallah başkanım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun. Öncelikle takımımızı, teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Taraftarımızı tebrik ediyorum. Bayram sonrası olmasından dolayı Sivas çok yoğun bir şekilde bayram ziyaretçisi almıştı. Bunun da tribünlere yansıdığını gördük, coşkuyu gördük. Takıma destek oldu taraftarımız. Onlara teşekkür ediyorum. Teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Çok güzel takımımızı hazırladılar. Çok güzel bir kadroyla sahaya çıktık. Arkadaşları da mücadelelerinden dolayı ve net skorla maçı aldıklarından dolayı tebrik ediyorum. Yani iyi başlamak çok önemliydi bizim için. Beşiktaş gibi güçlü bir takımla başladık fikstür azizliği. Ama bunu lehimize çevirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Başkan, Samansa maç içerisinde ilk yarının sonunda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Maalesef. Yalnız neymiş durum şu anda son olarak? Tomografisi çekildi. Şu anda bir şey gözükmemekle birlikte bir ayrıntı daha var. Şimdi onun tıbbi terimi bilmiyorum. Onu bekliyorlar. O tahlili de yaptıktan sonra netleşecek ama bugün müşahede altında kalacak. Kendinde yani. Şu anda kendinde. Ama yani gerçekten çok ağır bir darbe aldı. Bir şey söylemeyelim şimdi. Başkan, İlk günden bir şey söylemeyelim. Affedersiniz. Beşiktaş'ın yönetmişle ilgili bir tasarrufu var. En azından basına yansıyan, bizlerin de zaman zaman haberleştirdiği böyle bir transfer durumu var. Buradaydı Sayın Fikret Orman. Görüşmeniz var mı? Oyuncunuzla ilgili böyle tasarrufunuz olacak mı? Tek bir teklif var mı resmi olarak? Yani resmi bir teklif yapıldı. Ama Sivasspor'un menfaatine olan bir teklif değildi. Teklifi reddetmek durumunda kaldık. Böyle de devam ediyor. Lens'le alakalı bir durum muydu Sayın Başkan? Lens takası yok, yok. Söz konusu. Herhangi bir takas söz konusu değildi. Belli bonservis ücretlerini sanırım 5 yaşında. Ancak belirli bir bonservis olursa bu transferin gerçekleşebileceğini söyledik. Kendileri de o rakamlara yaklaşamadıkları için transfer kapanmış durumda yani. Ortalama rakam paylaşabilir misiniz? Yok. Evet, başkanımızın ağzından da Emre Kılıç ile ilgili son açıklamaları duymuş oldunuz. Tabi Emre Kılıç ile ilgili gelişme yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Çünkü transfer devam ediyor şu anda. Yaklaşık bir 10 gün daha var transferin tamamlanmasına. Bu süreçte farklı şeyler olabilir. Farklı takas ve artı paralar geçiyor isimler. Bunlar olabilir mi? Olabilir. Tabi Sivasspor Emre Kılıç'ı da Beşiktaş'a verirse bir oyuncu daha alması gerekecek Emre'nin yerine. O bölgede de oynayacak farklı oyuncumuz yok. Onu da belirteyim. Onun için tabii ki Sivasspor'dan Emre'nin gitmesi de biraz handikap oluşturabilir. Ama tabii Beşiktaş'tan ismi geçen bazı oyuncular var. Bunlar olabilir. Sivasspor'a oyuncular faydalı olabilir. Tabii artı parayla birlikte yönetim kurulumuz bunu değerlendirecek. Hiç vakit kaybetmeyelim dilerseniz. Teknik adamların açıklamalarını ve ardından kısa mini bir aranın ardından sizlerle yine birlikteyiz. Şimdi Rıza Hoca ve Abdullah Hoca'yı dinliyoruz.
Şimdi ligin ilk maçı her zaman çok önemlidir. Yani lige başlamak gerçekten çok çok önemliydi. Bizim için de bu maç biraz önce söylediğim şeylerden dolayı da çok çok önemliydi. Ve kazanmamız ve en kötü puanla bitirmemiz gereken bir maçtı. Ve gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Eğer Beşiktaş gibi bir takıma maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini korursanız ancak böyle galip gelebilirsiniz. Biz de onu gerçekleştirdik. Hiç kimse oyun disiplinini bozmadı. Herkes kapasitesinin çok çok üstüne çıktı. Ve hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. En çok biz tabii ki skor da çok iyi, atılan goller de çok iyi, mükemmel. Ama en çok da oynadığımız oyun bence çok iyi. İlerisi için de bu çok umut verdi. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sadece iyi bir galibiyet aldık. Hakikaten iyi bir galibiyet aldık. Ama önemli olan ligin sonunu çok iyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Onun için de tek yapacağımız şey bu oynadığımız oyunu tabii ki devam ettirmek. Hatta üstüne koymak biraz daha. Beni en çok memnun eden sezon başı biz 8-9 kişiyle kampa başladık. Yavaş yavaş arkadaşlarımız geldi. O az oyuncumuzla bile mükemmel bir hava yakalamıştık. Orada da oynadığımız hazırlık maçları da çok iyiydi. Ajax'la oynadık, Vitesse'yle oynadık, Fenerbahçe'yle oynadık. Hepsini de çok iyi şekilde bitirdik. Az olmamıza rağmen mükemmel şekilde bir takım havası vardı. Ve hep de bunu sahaya yansıtıyordu. Bugün de aynı şeyi yaptık. Ama dediğimiz gibi tabii ki hakikaten iyi bir galibiyet. Çok güzel bir galibiyet. Çünkü karşımızdaki takım Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Ama bunu devam ettirmek gerekiyor. En önemli olan bu şimdi. Bizim de bütün gayemiz bunu devam ettirmek. Şimdi önümüzde oynayacağımız bir Rize Spor maçı var. Biz deplasmanla oynayacağız. Mutlaka da oradan da çok iyi bir neticeye dönersek bu aldığımız galibiyetin anlamı bizce daha büyük olacak. Onu da yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Belki transfer sezonu bitmeden belki bir iki oyuncu alma şansımız olursa onları da alabilirsek ondan sonra esas şey milli maç arası Gazişehir maçından sonra orayı da çok iyi bir şekilde değerlendirirsek ondan sonra inşallah istediğimiz yerde de ligi bitireceğiz. Şimdi Samasa şu anda hastanede bir gün müşahede altına alınacak. Ama herhalde korkulacak bir durum yok gibi. Yani çok üzüldük. Zaten kafamız oradaydı. İnşallah bir iki gün sonra çıkar. Antrenmanlarına da başlar. Hayırlısı yani. İnşallah bir şey olmayacak. Yani. Şimdi Emre bir kere çok iyi bir profesyonel bir oyuncu. Tabii ki oyuncuya transfer teklifi gelmesi kadar normal bir şey yok. Zaten bugün de gösterdi. Demek ki transfer teklifini hak eden bir oyuncu olduğunu bugün de gösterdi. Hem oynadığı oyun hem attığı goller. Onun için bunlar tabii ki yapılabilir, konuşulabilir. Ben de Beşiktaş'ta yıllarca oynadım. Emre'nin de Beşiktaş'ta oynamasını çok isterim yani. Tabii ki iki tarafın da rızasıyla gitmesi gerekiyor. Onun için tabii ki şimdi maçtan önce konuşuldu oldu ama hiç kimseyi etkilemedi bu yani. Emre'yi de etkilemedi, bizi de öyle etkilemedi. Biz Emre'yi oynattık, Emre geldi maçını oynadı, golünü attı. Yani profesyonel oyuncu, belki de önümüzdeki hafta bir olur, bir anlaşma olur, bir şey olur. Emre gidebilir yani söyleyecek bir şeyimiz yok ama Emre'nin gitmesine ben karşıyım yani. Şeyden karşıyım çünkü ihtiyacımız var. Zaten adam almaya çalışırken bir adam daha gönderirsek tabii ki o bizim için zor olur ama kulübümüzün menfaatine olan bir şeyse, Emre'nin menfaatine olan bir şeyse Emre hak etmiştir hem geçen sene oynadığı futbolla. O zaman tabii ki Emre'ye biz elimizden gelen bütün her türlü yardımda bulunuruz. Beşiktaş'ta oynamasını ben de çok isterim. Şimdi benim futbolda düşüncem kim iyiyse, o kim performansını gösteriyorsa biz oynatırız. Şimdi Erdoğan belki de Fernando'yu transfer ettikten sonra onun yerinde oynuyor çünkü ben oynamayacağını düşündü. Ama biz öyle bir şey düşünmedik. Ben kendisiyle de konuştum maçtan önce dün de. Oynayacağını söyledik. Ve şu anda onun da kendine göre hedefleri var. Mert Hakan da öyle yani. Kampımızın bana göre en iyi iki tane oyuncusuydu. Hakikaten bütün maçlarda ikisi de çok çok iyi oynadılar. Bence daha da iyi olacaklar. Yani şu oynadıkları oyunun daha üstüne çıkabilirler. Yani daha güzel şeyler de yapabilirler. Ben takımımızdan en çok da havasından çok memnunum. Gerçekten hepsi çok iyi arkadaşlar ve çok iyi bir hava yakalandı takımımızda. İnşallah bunu daha sahaya yansıtırsak istediğimiz hedefe de ulaşacağız. Evet, iyi akşamlar. Öncelikle galibiyetten dolayı Sivas Spor'u tebrik ederiz.
iştahından ve arzusundan dolayı. Maçtan evvelki tespitlerimiz fizik kalitesi yüksek, sıcak teması ve faul sayısı fazla bir takımla karşılaşacaktık. Bunun için özellikle ilk yarı itibariyle çalıştığımız topa sahip olma ve bunu dalgalandırma ve rakibi topu peşinde koşturma. Bunu zaman zaman yaptık. Zaman zaman basit top kayıplarıyla beraber rakibe duran toplar verdik. İlk yarı itibariyle 1-0 yenik duruma düştük. Çalıştığımız ufak değişiklikler, dokunuşlar, dizayn etmeye çalıştığımız sistem ilk yarı itibariyle karşılığını alamadı. İkinci yarıda ikinci gole kadar basit bir top kaybından yediğimiz ikinci gole kadar aslında sistem biraz devreye girmeye başlamıştı. 2-0'dan sonra oyuncuların uzun süredir alışık olduğu düzene de döndük. Onda da bir cevap alamadık. Geçişe döndü, basit top kayıplarına döndü. Ve şık olmayan, yani oyuna tekrar Beşiktaş takımının girmesi gereken bir durumda tamamen uzaklaştık. Bir, bizim sistemi denedik, olmadı. İki, onların alışık olduğu sistemi denedik, bu olmadı. Zihinsel olarak bu da bu hafta itibariyle bakacağız. Bir an evvel tespitlerimizi yapıp, oyun, oyuncu ve bizler tespitlerimizi yapıp bir an evvel dönüş yapmamız lazım. Cuma akşamı muhteşem Vodafone'daki seyircimizle beraber ligin ilk haftasında böyle bir şeyin olması bizi bu anlamda biraz daha çabuk hareket etmemizi sağlayacak. Seyircimizle beraber umarım ikinci hafta lige galibiyetle bir başlangıç yapan takım kimliğiyle ortaya koyarız. Sivas Park AVM. Mağazamızda tüm ürünlerde 60 aya varan taksit imkanıyla koltuk takımı, yatak odası takımı, genç odası takımı, halı, beyaz eşya, televizyon ve TV ünitesi, küçük ev aletleri, bulabileceğiniz bol çeşit ve zengin ürün seçenekleriyle sizleri mağazamıza bekliyoruz. Mağazamızda enflasyon ile topyekun mücadele için %10 indirim uygulanmaktadır. Yatak, baza, başlık 499 TL, yatak odası 3990 TL, koltuk takımı 2990 TL, yemek odası takımı 2990 TL'den başlayan fiyatlarla evinizi yeniliyoruz. Atatürk Caddesi, Terziler Çarşısı, Kat 3, telefon 0346 221 4081. Sivas Park AVM, bir Tiffany Mobilya kuruluşudur. Sivas Kömür. İster torba torba, isterseniz ton ton. İthal kömür bir torba 25 TL. Sivas Kömür, adres Belediye Sokak numara 2. Telefon 0346 221 64 64. Akabe süt ürünlerinde enflasyonla topyekün mücadele kapsamında Sivas tereyağı sadece 34.90 TL, basma peynir 18 TL. Tuğba Akabe süt ürünleri, bu tadı dünya biliyor. Evet, karşılaşma ardından teknik adamların görüşleri de böyleydi. Abdullah Avcı da tabii Sivas Spor'u kutlayarak konuşmasına başladı. Doğal olarak ardından kendi takımıyla ilgili de sıkıntılarını anlattı. Rıza Hoca da tabii ilk haftanın alınan galibiyetin Rize deplasmanından getirilecek puan ya da puanlarla daha da anlam ifade edeceğini vurguladı özet olarak.
Evet, Kemal abi, var mı hocaların açıklamasıyla ilgili? Yani biraz önce de söylediğimiz gibi Rıza Hoca'nın açıklamasındaki ana tema nedir? Rıza Hoca gerçekten de hak ettiğimiz bir galibiyet aldık diye söylüyor. Evet, bu gerçekten de haklı bir galibiyet. Ama biraz önce de söylemiştim, altını çizmiştim. Bizim için önemli olan kendi hocamızın değil, rakip hocanın Sivasspor'la ilgili, bizim takımla ilgili söylediği sözler. Yani kendi oyunu düzenimizi ortaya koyduk, başarılı olamadık. Sivasspor'un istediği düzeyde başarılı ortaya koyduk ama yine de başaramadık. Sivasspor bizden daha güçlüydü. Şimdi bakın, Sivasspor özellikle defansif bir futbol sergilemedi. Evet. Kapanmadı. Beşiktaş çok büyük bir takımdır. Bunun karşısında kapanıp da etkili bir şey yapayım demedi. Ofansif bir futbol sergiledi ve elde ettiği atakları gerçekten de değerlendirecek bir kapasiteye sahip olan futbol takımı olarak kendisini söz ettirdi. Ve oynadığı futbolu ileride göz doldurdu. Şimdi müsabakanın ardından geç saatlere kadar, zaten stadyumdan ayrılmamız 01'e kadar sürdü ama bunun ardından gittiğimde saat 03'e kadar yorumları takip ettim. Evet. Şimdi taraflı tarafsız bütün yorumcular Sivasspor'un ortaya koymuş olduğu oyunu tartıştılar. Ve Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında ne kadar aciz bir duruma düştüğünü söylediler. Yani hatırlayın, işte biraz önce siz röportaj yaptınız. Beşiktaş'ı her zaman takip eden Hürriyet Gazetesi'nin duayen muhabirlerinden İsmail Er. Evet. Sizle yaptığı röportajda ne dedi? Biz 4 tane kampta müsabaka oynadık ama müsabakalarda tad vermeyen bir Beşiktaş vardı. Ardından sorduğunuz zaman da favori kimi görüyorsunuz diye sorduğunuz zaman da kesinlikle Sivasspor'u görüyorum dedi. Şimdi biz kendi şehrimizdeki takımın başarısını görmemezlikten gelirken bizim dışarıdaki insanlarımız takımımızın daha etkili olduğunu açıklayabiliyorlar. Bu nedenle de bizim şu saat itibariyle çok iyi futbol sergileyen bir takımımız var. Ve yapılacak olan 2 tane transfer var. Bu transferlerin de birlikte olmasıyla birlikte, hele ki ilerleyen haftalar içerisinde milli ara var. Bu milli arayı da çok iyi değerlendirecek olan bir Sivasspor. Bana göre Rıza Hoca'nın lig başlamadan önce yapmış olduğu bir açıklama var ya, ilk 5'te yer alacak olan bir takım. Ben ilk 5'te takımı ilk 3'te olarak da görüyorum. Bu nedenle baktığınız zaman ortaya sergilenen futbol. Ama şu var, bu müsabakalardaki alınan sonuçlar hiçbir zaman için insanları yanıltmasın. Evet. Ama oynanan futbol önemli. Birincisi, takım ruhunu sahaya yansıtan bir Sivasspor var. Evet. Ferdi futbol oynanmıyor. Takım oyunu oynanmaya başlandı. İkincisi, her şeyden de önemlisi, özgüven var. Özgüvenle birlikte de başarıyı kucaklayacak olan bir Sivasspor var. Şimdi yeri gelmişken, süremiz az herhalde. Evet, evet. Pasolik'le ilgili açıklamaları, telefonda gelen mesajlar var. Size de geliyor bu mesajlar. Bununla ilgili olarak yarın yetkili ağızlardan birer açıklama yapılacaktır. Ben onda değilim ama. Şimdi Sayın Vali, Sivas Valisi'nin Salih Ayhan'ın Sivasspor'la ilgili başlatmış olduğu çok büyük kampanyalar var. Çok teşekkür ediyoruz. Sivaslılar adına, spor camiası adına çok büyük teşekkürler ediyoruz. Evet. Şimdi sizin röportajınız da vardı. Hedef 500 çocuk. Her 15 günde bir 500 çocuk köylerden getiriliyor, şehir gezdiriliyor ve Sivasspor müsabakalarını izlettiriliyor. Onunla birlikte de kombine ve pasolik kampanyası başlatıldı. Şimdi evet. Sivas Valisi Salih Ayhan Başkanı hem de Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'le birlikte bu kampanya devam ediyor. Artık Sivaslıların stadyumda yer alması için kombine veya pasoliklere katkı sağlanması gerekiyor. Bu kampanyanın da önümüzdeki haftalar içerisinde çok büyük yerlere gelmesi canı gönülden arzuluyoruz. Sivas'taki çok önemli sivil toplum örgütlerinin de bu kampanyaya destek vermesi en büyük arzumuzdan birisi. Ben şunu söyleyeceğim. Özellikle bu kampanyayı duyduğum zaman Almanya'dan, Münih'ten abim aradı. Dedi ki, kardeş biz de taşın altına elimizi koymak istiyoruz. Geçen sezonda Sivas Milletvekili Sayın Semih Akincin başlatmış olduğu bir kampanya vardı. Hatırlarsanız bizim sürprizde evet. Başlatılan bir kampanya. Kadınlara yönelik bir kampanya, Sivas stadyuma gelmesiyle. O kampanyada kendisi 58 tane pasolik alıp kadınlara destek olmak için bir kampanya destek vermişti. Bu sefer de dedi ki, yine bu çağrıya kucak açalım, bu takım bizim takımımız ve bu takım başarılı olması için biz gurbetten heyecanla müsabakaların sonuçlarını bekliyoruz. Ama şehirde yaşayan insanlarımızın da bu takımın etrafında buluşması gerekiyor. Biz gurbetten gereken desteği vereceğiz ve 58 tane kombine alacağını
çağrısında durdu. 58 çünkü Sivas'ta bütünleştiği için 58 kombineyle birlikte biz bu özellikle 1967 taraftarlar grubu çılgınlar işte 58 ve Yiğido gençlikle birlikte bu kombineye olmayan taraftarlar gerçekten taraftar kimliği altında gidip maça, gelecek, maça gelecek insanlara verilmesi şartıyla ve bu kampanyaya da 58 kombineyle birlikte destek vereceğini söyledi. Ve çok teşekkür ediyorum. Abim olarak söylemiyorum ama biz Sivas sevdalısı, biz spor sevdalısı, Sivas spor sevdalısı olarak teşekkür etmek istiyorum. İlerleyen dönemlerde de bu kampanyanın daha çok ilke hedeflere ulaşması en büyük arzumuzdur. Bugün baktığınızda biraz önce baktınız pasoluk 60 bine yaklaşmış ama sezlenişler ve sıkıntılar hala devam ediyor. Kombine 10 bini bulmadı yani. O kombine bulmadı. Bu nedenle de biraz da kombineye ağırlık vermemiz lazım. Belki de pasoluk'a verilen desteği kombineye vermiş olsaydık tabii bu sıkıntılar yaşamazdık diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine. Tabii Almanya'da olmak, İstanbul'da olmak engel tanımıyor. İşte istediğin zaman her şey olabiliyor. Bu güzel gönüllü insanlarımıza da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hürmetle. Pasolik'le ilgili de sıkıntılar var demiştik. Mesaj da gelmişti. Tabii ona program başında değinmiştik ama yine de değerli izleyicimizin ismini de hemen aktarayım sizlere. Burada farklı ücretler 15 lira gibi farklı hizmet bedeli adı altında alıyor demiş. Ünal Altuntaş adlı izleyicimiz mesaj göndermiş. Bunları zaten söylemiştik. Cumhuriyet Kupası'nda da çok sıkıntı yaşadık dedi. Demiş, ilave etmiş. Tabii konular çok çok uzun. O pasolikle ilgili de biz de zaten duyurularımızı yapmış olduk. Serkan Durmaz kardeşimiz var. Bizden birisi. O da tabii televizyonumuzda da uzun süre birlikte çalıştık. Maçları takip ettik ama şimdi kendisi uzak diyarlarda. O da bir video paylaşmış bizimle ilgili. İsterseniz o videosunu izleyelim. Hazır mı arkadaşlar? Serkan Durmaz'ı izliyoruz. Diyorum ki biz de hakkımızı almaya geldik. Biz de Sivas sporluyuz. Herkes formayı almış. Biz kaldık böyle ortada. Aldı bana mı? Çıkardı şunu. Çıkar. Sen de çıkar. Şampiyon. Ne kadar çıkarttı? Ne kadar çıkarttı? Bombalar altında değil mi ya? Meydan başkan, iyi bayramlar, Sivas Spor artık benim. Afganistan artık Sivas Spor taraftarı. Şampiyon Sivas Spor. Şampiyon Sivas Spor. Şampiyon Sivas Spor. En büyük Sivas Spor başka bir yok. En büyük Sivas Spor başka bir yok. Şampiyon Sivas Spor. En büyük başkan Mecnun Başkan. Evet, Serkan kardeşimiz tabii orada yayın için Afganistan'da yer alıyor. Oradan canlı yayınlar gerçekleştiriyorlar zor şartlarda.
Ama tabii Sivasspor tabii bizimle birlikte çok uzun yıllar çalıştı. Sivasspor'u takip etti. İyi de Sivasspor'lu bugün buradan geldi. Kendi maaşıyla işte oradaki çocuklara, gençlere formalar götürerek Sivasspor sevgisini Afganistan'daki genç kardeşlerimize aşılıyor. Serkan'a teşekkür ediyoruz. Tabii Serkan'ın Sivas'ta da katkı sağladığı taraftarlar var. Kombine alarak bazı taraftarlarımıza da katkı sağladığını biliyorum. Sağ ol, var ol Serkan diyoruz. Herkes gücü oranında, işte Mehmet Çağlayan mesela Almanya'dan arıyor. Gücü oranında katkı sağlıyor. Serkan katkı sağlıyor ama daha büyük güçler olup da katkı sağlamayanlar var. Onlarla ilgili tabii söyleyecek kelime bulamıyorum. Bir de şey var, özellikle gurbette olup da bu hasreti çok, mesela Afganistan'da. Evet. Bu adam görev için gitti oraya. Evet. Afganistan ligini çekmek için gitti ama beraber yolculuk yaptık. Onu açık ve net olarak söyleyeyim. Bir tane büyük çantası vardı. Çantanın yarısı forma doluydu. Evet. Ve her formada tescilli, lisanslı forma. Evet. Buradan store'dan aldı. Evet, evet. Alıp götürdü ve oradaki insanlara Sivasspor sevgilisini açıyor. Özellikle de baktığınız zaman çok büyük bir duygu. Evet. Ama bu duyguyu her ne hikmetse, biraz önce siz de bahsettiniz. Gurbetteki insanlarımız çok iyi yaşatıyorlar. Ama şehirdeki insanlarımız maalesef bu duygudan yoksun mu diyelim veya işlerine gelmediği için mi diyelim. Yani şimdi baktığınız zaman Sivas Valisi'nin belediye başkanının yapmış olduğu kampanyaya Sivas'ta sivil toplum örgütlerinin, çok güçlü olan sivil toplum örgütlerinin de destek vermesi gerekmiyor mu? Evet, gerekiyor. Ama neredeyiz biz? Hala şeyi tartışıyoruz. Acaba Sivasspor'a ne alınacak? Hangi futbolcu alınacak? Bunu tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz ya? Bitti. Sanal ortamdan çıkamıyoruz bir türlü. Evet, birinci haftayı geride bırakmış olduk böylece. Birinci haftada 13 gol atılmıştı. Bugün akşam Fenerbahçe'nin attığı 5 gol var ki bu gol tabii Fenerbahçe'yi ilk haftanın lideri yaptı. Ben gündüz görüştüğüm bazı dostlarımıza da Fenerbahçe'nin 4-0 kazanacağını söylemiştim. Ama 5-0 oldu ve ilk haftanın lideri oldu. Tabii biz 3-0 kazanan Sivasspor ve Malatyaspor da Fenerbahçe'nin ardından sıralanmış oldular. Gazişehir tabii kötü bir başlangıç yaptı. Ligin yeni ekibi, her ne kadar Gaziantep Spor ligde uzun yıllar oynasa da bu takım Gaziantep Spor değil, onu söyleyelim arkadaşlar. Burada tabii geçen sezondan sadece kaleci Günay var, diğer oyuncular tamamı yeni. Süper Lig'de oynayan bazı oyuncular da var, Kanabıyık gibi önemli bir oyuncu da orada. Ama tabii toparlanacaktır ilerleyen haftalarda Gazişehir takımı da şimdiden belirtmiş olalım. 4 ev sahibi takım kazandı, 2 maç beraber dilekle sonuçlandı. 3 müsabakada deplasman takımları kazandı birinci haftada. Hemen bakıyoruz. Denizlispor Galatasaray 2-0'la geçmişti. Haftanın ilk açılışı sürpriz de olmuştu. Ardından Çaykur Rize deplasmanda Gençler Birliği'ni yendi. Gençler Birliği kaldığı noktadan devam ediyor. Tabii Kayserispor kendi sahasında Alanya'ya mağlup oldu. Göztepe kendi sahasında Antalya'ya mağlup oldu. Trabzon, Kasımpaşa ve Konya Ankara gücü maçları beraberlikle bitti. Malatya'da 3-0'la geçti ilk hafta. Son olarak da Fenerbahçe 5-0 kazandı. Hemen önümüzdeki hafta ikinci haftanın maçlarına göz atalım isterseniz. İkinci hafta bakalım. Beşiktaş Göztepe maçıyla Cuma günü açılacak start. Şimdi Beşiktaş Sivasspor'dan darbe aldı. Evet. Ve çok enteresan bir şey var. Biraz önce yaptığımız için yoğun bir yayın dönemi oldu. Müsabakanın ardından Beşiktaş otobüsü giderken taraftarlar yönetim istifa diye bağırmaya başladılar. Daha ligin ilk haftasında. Yani bu da demek oluyor ki Abdullah Avcı'nın işi çok zor. Eğer Beşiktaş Göztepe karşılaşmasında, Göztepe kendi sahasında mağlup oldu. Beşiktaş deplasmandan mağlubiyetle geldi. Eğer kendi sahasında Beşiktaş istenilen futbolu sergileyip de galibiyet elde edemezse ben sıkıntının has safhaya çıkacağını ve Abdullah Avcı'yla veya bazı futbolcularla yolların ayrılacağı düşüncesindeyim. Çünkü kısa sürede de olsa bazı şeyler taraftar kabullenemiyor. Ama Sivasspor mağlubiyetinin ardından Göztepe'ye patlama yapabilir mi Beşiktaş? Elbette yapabilir diye düşünüyorum. Yapar ya. Ben Sivasspor maçının acısını Göztepe'den çıkarırlar diye düşünüyorum. Katılıyorum. Ankara gücü Kayseri mobilya. Ankara gücü deplasmandan puan getirdi. Kayseri de kendi sahasında mağlup oldu. Şimdi Atike Konya Spor karşısında Ankara gücünü seyrettim. Ankara gücünün transferi de şu anda transfer yasağı içerisinde olan bir takım. Evet. Önümüzdeki günlerde belki tahtası açılır ve transfer yapabilirler ama çok güçlü bir takım.
daha doğrusu hücum alanında çok etkili silahlar var. Mücadele eden bir takım, evet. Kendi sahasında oynayacak. Deplasmanda, Konyaspor deplasmandan bir puanla döndü. Kendi sahasında galibiyet elde edecektir. Ki gördüğümüz Kayseri Spor'un Ankara Gücü karşısında çok etkili futbol sergileyeceğine inanmıyorum ben. Kesinlikle favori Ankara Gücü. Evet, ben de müsabakanın berabere biteceğini düşünüyorum. Müsabakanı söyleyeyim. Alanya Spor, Kasımpaşa. Alanya Spor deplasmandan galibiyet geldi. Kasımpaşa'da Trabzon'la kendi sahasında berabere kaldı. Baktığınız zaman Alanya Spor'la Kasımpaşa'nın arasındaki çok iyi bir heyecanlı bir futbol olarak görebiliriz ama beraberlikle öteye gideceğini düşünmüyorum ben. Evet, ben de beraberliğin ön planda olduğunu düşünüyorum. Kazanırsa da Alanya kazanır. Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşması var Kemal abi haftaya. Yani 5-0'lık bir net skorla hala müsabaka evet. Bitti mi? Bitti. 5-0'lık net bir skorla. Evet. 3-0'da yenilen Başakşehir var. Kendi sahasında moral ve motivasyon açısından çok yüksek düzeyde olan bir Fenerbahçe. Deplasman diye tabir ettiğimiz ama bir semt öteye gidip Başakşehir'de Başakşehir'le oynayacak. Okan Buruk ki biraz önce söylediğim şeyde de almış olduğu mağlubiyet, Malatya'da almış olduğu mağlubiyetle birlikte kendi sahasında da mağlubiyetle tanışırsa ki kesin favori Fenerbahçe burada baktığınız zaman. Buradaki görevi de biraz tartışılır diye düşünüyorum. Çünkü kendi sahasında da yenildiği zaman hem deplasman hem kendi sahasındaki yenilgi 2 haftalık bir yenilgiyle birlikte Okan Buruk için de düşünceler ortaya çıkabilir ama kesin favori Fenerbahçe bence. Evet, ben de Fenerbahçe'nin zor kazanacağını düşünüyorum. Başakşehir en kötü berabere bitirir. Çünkü evet. Başakşehir için de zorlu bir mücadele. Çaykur Rizespor, Sivasspor'u biraz sonra konuşalım. Trabzonspor, Malatya. Kemal abi. Trabzon gerçekten de oynamış olduğu futboluyla bu sezon Cemil Usta sezonunda kendi adından sürdürülebilir ödülecek bir takım evet. Görüntüsü var. Ama Malatyaspor'da Sergen Yalçın'la çok iyi bir ivme kazandı. İyi bir müsabaka olur ama ben beraberlik diyorum. Evet, beraberlik diyor Kemal abi. Ben de Trabzon kazanır Malatya maçını rahat. Galatasaray Konyaspor Kemal abi. Bu da çok bir zor bir müsabaka. Galatasaray ilk müsabakasında Denizli deplasmanından yaralı. Kendi sahasında evet. Oynayacak. Nerede faturayı Konya'ya kesebilir? Konya'ya kesebilir diye düşünüyorum ama Aykut Hoca'nın da takımı çok iyi. Kendi sahasında bir beraberlik ben var. Ben çok beğenmedim Kemal abi. Hiç pozisyon üretemedi yani, Ankara Gücü maçında. Konya çok zor olacak ama favori Galatasaray. Kesinlikle evet. Galatasaray. Ama beraberlikte ikinci olarak düşünebiliriz. Deplasmanda galip gelen bir takım Antalya ve Galatasaray'ı yenen Denizli Antalya'da karşı karşıya gelecekler. Antalya Denizli karşılaşmasına baktığınız zaman Denizli çok gerçekten ligin iyi yeni takımlardan birisi. Çok iyi bir ekip kurdular. Çok büyük transferler yaptılar. Antalya deplasmandan elde ettiği galibiyetle birlikte Denizli karşısına çıkacak. Ben bol gollü bir beraberlik bekliyorum bu müsabakadan. Evet, ben de size katılıyorum. Gazişehir Gaziantep Gençler Birliği'ni ağırlayacak. İki yenik takımın karşılaşması. Evet. Yani artık mücadelenin baktığınız zaman çok büyük bir yara almış Fenerbahçe karşısında 5-0'lık bir mağlubiyetin evet. Hezimetiyle kendi sahasında Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Evet. Sonucunu kestirmek çok zor bu müsabaka. Bana göre çok zorlu, riskli bir müsabaka olabilir ama beraberlikten öteye gitmez diye evet. Düşünüyorum. Gazişehir iç sahada kazanabilir bence Kemal abi. Yani bugün Fenerbahçe karşısındaki oynadığı oyunu sergilediği zaman kazanması mümkün. Fenerbahçe mümkün. Maçı ilk maç tribünlerin baskısı falan, Fenerbahçe'nin havası evet. Farklı gelebilir. Sivasspor Çaykur Rize deplasmanında pazar günü saat 19.15'te. Evet, ligin iki kardeş takımı. Evet. Baktığınız zaman geçmişten bugüne kadar gelen ve hiçbir zaman için bozulmayan, her türlü ayak oyunlarına rağmen, masa başı oyunlarına rağmen spor kardeşliğinden taviz vermeden devam ettiren iki takımın mücadelesi olacak. Denk kuvvetler. Çaykur Rizespor İsmail Kartal'la birlikte yeni bir anlayış, yeni bir heyecan yaşattı. Bazı futbolcuları yollara ayrıldı ama oynamış olduğu futbola elde ettiği deplasman galibiyetiyle birlikte gücünü ortaya koydu. Sivasspor'da Beşiktaş karşılaşmasının ardından moral ve motivasyon açısından çok büyük bir hedefi olan bir takım düşüncesinde. Ben Gaziantep Gençler Birliği özellikle baktığında Sivasspor'un Çaykur Rizespor karşılaşmasında çok iyi futbol sergileyeceğini ve belki de bu haftanın en iyi, en zevkli ve en heyecanlı müsabakalardan
birisi olacağını düşünüyorum bu müsabakalarda. Eğer biz de elbette ekip olarak oraya gidip o müsabakayı takip edeceğiz. Ama ben şunu düşünüyorum. Her iki takım açısından da çok iyi kadroya sahipler. Çok iyi bir görüntüleri var. Bol gollü ama beraberlikle biter diye düşünüyorum. Evet. Cemal abi. Tabii Rize karşılaşması zor bir karşılaşma. Her takım, iki takım da iyi durumda. Onu söyleyelim. Yani Çaykur Rize takımı da İsmail Kartal'la yeni bir ivme kazandı. Kadroda büyük değişiklikler oldu. Sivasspor da aynı şekilde. Kadroda bir ayrı değişiklikler oldu ama Çaykur Rize'de Gençler Birliği maçında iyi sinyaller verdi. Yani hazır bir takım görüntüsünde kolay da gol yemeyecek gibi gözüküyor. Sivasspor da aynı şekilde. Yani maç 0-0 da bitebilir. Onu söyleyeyim. Yani çok fazla gol olabileceğini düşünmüyorum ben de. Yani böyle 1-1 gibi, 1-0, 2-1, 0-0 gibi skorlara çok yakın gözüken bir karşılaşma baktığımızda gol oranının düşük olacağı bir maç olarak görünebilir. Yani bir beraber, benim şahsi görüşümde berabere biter diye düşünüyorum. 1-1 veya 0-0 gibi beraberlik olabilir. Ama önemli olan tabii dostluğun kazanması. Sivasspor'a şimdiden başarılar diliyoruz takımımıza. Gönül istiyor ki tabii galibiyet almalı. Çünkü ligin başında yani, alınacak puanlar çok çok önem arz ediyor. Çaykur deplasmandan elde edilecek bir puan da çok iyi puan. Evet. Bunu göz ardı etmemek lazım. Geçen sezon iki maçta beraber bitmişti. Evet, onu da evet. Söyleyelim. Bizim tabii buradaki maçta enteresan. Biz daha yalnız, iyi durumdaydık. Çaykur'da çok kötü durumdaydı. Biz yenemedik onları. Rize'deki müsabakada da Rize Spor çok iyi durumdaydı. Biz daha zayıf durumdaydık. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam Abdullah Avcı'nın Sivas Spor'a karşı hiçbir üstünlüğü yok değil mi? 9 maç olmuş Kemal abi galiba. Kazanamadı. Evet. Başakşehir'de ardından Beşiktaş'ta kazanamadı. 8 maç, 9 evet. Maça çıktı. Tabii geçtiğimiz sezonki maçta da Tolga Han Acar kaleci damga vurmuştu. Çaykur Rize deplasmanından aldığımız puanda. Evet. İnşallah kaleciye çok fazla iş düşmez müsabakada. En büyük temennimiz de bu. Tabii Sivasspor taraftarları da ilgi gösterecek. Çaykur Rize taraftarlarıyla dostane müsabaka izleyecekler. Sonuç ne olursa olsun diye. Çok önemli değil arkadaşlar. Sakatlık, cezalı durum olmasın her iki takım için de söylüyorum. Sonuç herkes razı olacaktır. İyi olan, hak eden takım kazansın diyoruz. Yoksa beraber bitsin. Çok da önemli değil ama Çaykur Rize takımı da iyi bir takım. Tabii iç sahada nasıl bir oyun sergileyecek Çaykur Rizespor? Deplasman sistemine göre iyi bir takımdı. Sivasspor deplasmanda nasıl bir oyun sergileyecek? Bu da tabii müsabakada daha net gözükmüş olacak. Şimdi Sivasspor'un iki maç içeride izledik. İçeride oynadığı oyun belli. Ama deplasmanda bu oyunu oynayacak mı? Farklı bir yapıda mı göreceğiz? Buna göre de daha net konuşabiliriz. Bu müsabaka izleyince Sivasspor'un deplasman karnesiyle ilgili. Yürekten başarılar diliyoruz. Var mı Kemal abi ilave edeceğimiz müsabaka? Ben şunu söyleyeceğim. Özellikle bu sezonda artık bahanelerin ardına sığınmadan, sanal alemde klavye kahramanlığı yapmadan herkes Sivasspor için çaba sarf etmeli. Yani 27.500 kişilik stadyumu hiç değilse 20.000 veya 25.000 kişi olarak doldurmalıyız diye düşünüyorum. Evet. Pasolik olsun, kombine olsun, bugün Sayın Valinin başlatmış olduğu, belediye başkanıyla birlikte başlatmış olduğu kombine ve pasolik uygulamasına sivil toplum örgütlerinin bir an önce destek vermelerini bekliyoruz. Bir an önce, çünkü artık Sivasspor'un Sivas'ın ana markası olduğunu ve Sivasspor sevgisinin de sadece Sivas'ta değil dünya ülkelerine kadar gittiğinin bilinci içerisindeyiz. Bugün baktığınız zaman gurbetçiler cadde ve sokakları geziyorsunuz değil mi? Evet. Bugün çok hoşumuza giden bir görüntü vardı. Nedir? Sivasspor formalı insanlar, bayanlar, gençler, çocuklar var. Evet. Biz bu artık futbol şehri olmalıyız. Bu futbol şehri olmak için de herkes taşın altına elini koymalı. Abim olarak demiyorum, açıkçasını söyleyeyim. Geçen sene de başlatmıştı ve ben canı gölenden, yani kendi, biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi kendi imkanları ölçüsünde maddi katkıları sağlıyorlar. Ben teşekkür ediyorum çünkü bir abim olarak gurur duyduğum bir şey. 58 tane kombinenin alınması. Çünkü birisi de çıksın desin ki daha çok güçlü olanlar, ben de 158 tane alıyorum, 258 tane alıyorum desinler. Ben 3 tane alıyorum, 3 tane alıyorum yani, desinler. Şey, çünkü bir kıvılcım ortaya atıldı. Bu kıvılcımın da koro haline gelip büyümesi gerekiyor. Yani herkesin bir seferber olmasın. Sivas'ta bakın, İstanbul örneğini veriyoruz ama Sivas'ta 800'e yakın sivil toplum örgütü var. Evet. Bunun 450 tanesi, 400 yanılmıyorsam, 450 tanesi cami derneği. Hani bir tarafa bırakalım. 400 tane dernek var.
Her dernek birer tane kombine almış olsa 400 kombine yapar. Ya kombine almasınlar İstanbul'da Kemal abi, istemiyoruz. İstanbul'daki maçlara bilet alsınlar. Hayır, Sivas'takileri kastediyorum yani, ben. Yani İstanbul'a geldiğin zaman da bilet alsınlar. 900'e yani. Yakın ya 500, dernek var. İstanbul'da 500 kişi, 1000 kişi Sivasspor'a destek versin yani Fener, Galatasaray, Beşiktaş. Ya ben buradan yeter şunu da yani söylemek istiyorum. Çok enteresan bir şey. Sayın Vali geçen sezon İstanbul'da bulunan bizim Sivaslı derneklere yazı yazdı. Dedi ki Galatasaray hangi karşılaşmamız vardı en son bizim orada? Galatasaray mıydı? Yok, Galatasaray'la burada oynadık son. Beşiktaş'ta da burada. Fenerbahçe oynadık. Miydi? Fenerbahçe maçıydı herhalde. Bu müsabakayı gelin birlikte takip edelim. Çağrıya cevap verilen çağrı sayısı 35. Evet, neyse oralara çok fazla girmeyelim. Hayır, ona girmeden şunu söyleyeceğim. Evet. Bizim bundan sonraki süreç içerisinde ilk hafta galibiyet yaşadık. Bu galibiyetlerin sayesinde devam etmesi için bizim üzerimize düşen görev Sivasspor'un başarısının etrafında buluşmak. Herkes taşın altına elini koymalı ve Sivasspor'la ilgili ne yapılacaksa herkes yapmalı diye düşünüyorum. Bir tarafta çok fedakar bir şekilde çalışan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu var. Ki Allah razı olsun, hepsinden bir kez daha teşekkür ediyoruz. Niye? Hiç değilse hiçbir şaibenin altına kalmadan, hiçbir borcun altına kalmadan UEFA nezdinde de teşekkür mektuplarının iletildiği bir kulüp yönetiliyor. Bu kulüpleri böyle yönetmek çok önemlidir. Baktığınız zaman üç büyükler şu anda borç batağının içerisinde, Bankalar Birliği ile bu borçları nasıl öteleyebiliriz düşüncesine gidiyor. Ama şu anda Sivas'ta her şey rahat, ama sıkıntı yaratmak için de çaba sarf edenler var. Artık bu çabayı sarf etmesinler. Herkes sadece Sivasspor olsun diyorum ben. Evet, teşekkür ediyorum Kemal abi. Böylece tabii bu arada değerli, kıymetli, çok güzel başkanımız vardı daha önce, rahmetli. Osman seçilmişti tekrar, tabii ölüm yıl dönümünde rahmetle yad etmeden geçemiyoruz. Onun da bugünkü evet, Sivasspor'un Allah rahmet eylesin, kuruluşunda, çünkü Sivasspor'un bu noktaya gelişinde çok önemli hizmetleri var. Osman seçilmiş başkanımıza bir de şeyi söyleyelim isterseniz, mesajlarla beni artık evet, şey yaptı Terzi Bilal, evet, kardeşim. Evet. Özellikle kombinelere de selamları evet, gönderiyoruz. Kombinelerle ilgili herhalde evet, problem yok. Ona da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağ olsun, var olsun. Son olarak tabii sizi Belediye Spor'un görüntüleriyle baş başa bırakacağız. Biz size veda ediyoruz. Belediye Spor'un son hazırlık karşılaşması ve röportajlar var. Tabii Belediye Spor'la ilgili de bu hafta inşallah Namık Hoca ile görüşeceğiz. Kendimiz daha detaylı şekilde ziyaret edeceğiz. Antrenmandan görüntüler, hocadan röportajlar alacağız inşallah, müsait olurlarsa. Önümüzdeki hafta daha detaylı biçimde Belediye Spor'a da yer vereceğiz. Ama bugün mini bir görüntü var. Onları izleyelim hemen isterseniz. Evet. Önce, Mikail kardeşim trafik kazası geçirmiş. Evet, geçmiş olsun. Geçmiş trafik olsun, kazası değil de iş kazası diyelim. İş kazası diyelim. Ona da geçmiş evet, olsun dileklerimizi iletelim. Evet, akşam üzeri görüştüm kendisiyle. Evet. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. O da Belediye Spor'da tabii bizim her şeyimiz diyelim. Evet. Kendisine acil şifa diliyoruz. Lig başladığı ilk hafta Karabük karşılaşması da sahada görmek istiyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Belediyespor görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Çaykur Rize deplasmandan güzel bir sonuç ve güzel puanlarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Güzel bir yaz akşamından hepinize selam ve sevgiler gönderiyoruz. Takımı tercih etmeyi düşünüyorum. Zaten buraya gelmeden önce gerekli konuşmalar falan, bilgileri aldık. Tesis imkanları çok önemli. Gerçekten ortam çok iyi. Gerek hoca ekibimiz olsun, gerek yönetimsel olsun, ekip olarak çok iyiler. Çok sıcak bir ortam var. İnşallah hayırlısı olur, hayırlısı böyledir diyorum. Afyon kampına gelince çalışmalar çok iyi gidiyor. Yani günde çift antrenmanlarla devam ediyoruz. Bugün de Allah izin verirse hazırlık maçımız var bir tane. Sonuç önemli değil kesinlikle tabii ki, ama
kazanmak önemli ne olursa olsun. Evet. Bakalım bize kendimizi tartacağız. Duruma göre bakacağız. Ama arkadaşlar iyi çalışıyorlar, verimli çalışıyorlar. İdmanlar verimli geçiyor. İnşallah bunun sonucunu lige yansıtırız. Bu da çalışmamızın sonucunu ligde gösterebiliriz. İyi de başlarız, iyi de gideriz Allah izin verirse. Ömer, birinci etaptan sonra ikinci etap Afyon kampı devam ediyor. Kamp nasıl geçiyor? Evet abi. Bir değerlendirme. Pazartesi günü burada ikinci etap kampımıza başladık. Çalışmalarımız çok verimli geçiyor. Hocalarımız güzel antrenmanlar yaptırıyor bize. Yani bizim amacımız bu ligde bir ses getirmek genç bir takım olarak. Takımımız çok genç, çok genç oyuncumuz var. Ses getirip Sivas Belediyespor'umuzun ismini duyurmak. Fikstürümüz çok güzel. Fikstürümüz ilk maç içeride. İlk maç içeride Karabük'le, yani iyi başlayıp iyi götürmek istiyoruz. Yani nasıl başlarsan her zaman öyle gider demişler. Biz de bunu değerlendirmek istiyoruz. Bu şansımızı her zaman değerlendirmek istiyoruz. Birinci etap ve buradaki kamp, özellikle buradaki kamp olmak üzere yani sıkı çalışıyoruz. Antrenmanlarımız yorucu ve güzel geçiyor. Kocamızın önderliğinde. Bugün de zaten ilk hazırlık maçımız var. Bu maçlarla, bu antrenmanlarla eksiklerimizi görüp yeni sezona inşallah iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.